Aki TV ekranlarından hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Derin Kutu'yla karşınızdayız. Birbirinden değerli dört arkadaşımız var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Hukukçu Ertuğrul Akar, hoş geldiniz. TİMAK Genel Başkanı. İyi günler diliyorum, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Sosyolog yazar İsmail Özbey. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Yine değerli dostlarımızdan gazeteci yazar Serdar Erseven. Biz gazeteci yazar diyoruz ama kendisi Tabella Partisi'nin genel başkanı. Serdar hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sesi alamadık. Ses mi gelmedi? Ha tamam geldi. Tamam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Zeki Arıtürk Bey birazdan bizlerle birlikte olacak. Peki konumuz ne? Konumuz biliyorsunuz Avrupa'da kazanlar kaynamaya başladı. Yeni Avrupa düzeni üzerinden denklemi konuşacağız. Anglo-Sakson kafası Avrupa'da ne yapmaya çalışıyor? Veya NATO ölümü gerçekleşti diyen bir Fransa'nın Anglo-Sakson'la ilgili bir mücadelesi mi olacak? Ben sözü Ertuğrul Bey'e vererek başlayayım. Ertuğrul Bey ne oluyor, ne bitiyor? Evet, yani tabii önce şunu vurgulamakta fayda var. Yani dünyada vuku bulan tüm vakalar tabiat gereği hep aynı seyir içinde devam eder. Yani doğuşu vardır, gelişimi vardır, zirve ve tekrardan çöküş, geriye dönmedir. Mevsimlerde böyledir. Bitkilerin yeşermesi, meyve vermesi, ölmesi de böyledir. Tarih kendi şuuru ve akışı içerisinde böyledir. Şimdi tabii özellikle Birinci Dünya Savaşı ile birlikte değişen Avrupa coğrafyasındaki dengeler İkinci Dünya Savaşı'nı özellikle Hitler'in ve Stalin'in Versay Anlaşması'na özellikle Stalin'in uymayarak bu noktada bir mağlubiyeti sindiremeyerek tekrardan bir Avrupa coğrafyasını şekillendirme gayretleri var. Ama tabii bunun öncesinde de özellikle Prusya'nın, Avusturya'nın Bismarck döneminde Orta Avrupa, özellikle Orta Avrupa değerlendirildiğinde Fransa'nın liderliğinde büyüyen bir Avrupa'da Bismarck'ın Almanya'yı oluşturması Alman-Fransız rekabetini doğurmuştur. Tabii devam eden süreç içerisinde özellikle Almanların Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yürümesi, Fransa'nın tabii De Gaulle özellikle milliyetçi bir çizgi izlemiştir. De Gaulle Amerika'ya çok yanaşmamaya çalışmıştır. İngiltere'yi özellikle uzun bir süre Avrupa Birliği'ne almamışlardı. Çünkü İngiltere'nin Amerika'nın bir Truva atı olduğunu düşünmüştür. Hatta boş sandalye süreci derler ona da. Çünkü Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkeler ilerleyen süreçlerde genişlemek istediklerinde özellikle De Gaulle İngiltere gibi büyük bir ülkenin temsilini istememiştir. Uzun bir sürede bu devam etmiştir. Tabii günümüze geldiğimizde de Macron bu çizginin dışına çıkmış ve Amerika Birleşik Devletleri ile daha iyi ilişkiler noktasında bir tavır ortaya koymuştur. Burada esas olan şey şudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle kendi coğrafyasının güvenliği açısından bir NATO teşkilatı, yani bir silahlı kuvvet oluşturması karşısında Avrupa hep şunu tartışmıştır. Biz de Avrupa silahlı topluluğunu veya Avrupa güvenlik topluluğunu oluşturalım. Bir Avrupa ordusu oluşturalım ve NATO'dan kurtulalım. Esasında NATO'dan kurtulma isteği Amerika Birleşik Devletleri'nin tahakkümünden kurtulma isteğidir. Çünkü NATO orada bir baskıcı unsur mu? Şöyle, NATO özellikle Avrupa coğrafyasındaki devletlerin, Almanya'ya çıkıyorum, Avrupa coğrafyasındaki devletlerin hem liderlik pozisyonuna gelmesinde hem teknolojik ve ekonomik büyümelerine bir şekilde engel bir devlettir Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü özellikle bölgede tek başına Batı dediğimiz sistemin liderliğini yürütmeye çalışıyor. O yüzden Amerika hiçbir zaman Avrupa Birliği'ne bir güvenlik topluluğu gözüyle bakmadı ve buna da izin vermedi. Ne yaptılar onlar da? En son biz peki nasıl toplanacağız? İlk önce ne dediler? Kömür
ticaret gümrüğü işbirliği şeklinde toplanan kömür ve neydi? Kömür ve çelik. He, kömür ve çelik ekonomi birliği olarak toplandılar. Tabii bu beraberinde esasen ekonomik kalkınmayı getirdi ama tekrardan dönüp hala günümüzde de tartışma konusu olan güvenlik sistemini oluşturamadılar. NATO buna izin vermedi. Amerika Birleşik Devletleri özellikle yayılımcı politika izlediğinden, çünkü bakıyorsunuz Kore'de Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam'da Amerika Birleşik Devletleri, yani orada bir komünist sisteme karşı bir yayılımcı politika izlediğini görüyorsunuz. Ve bu yayılımcı politikayı izlerken de özellikle Wilson'dan sonra başlayan, Roosevelt'lerle daha şahin bir duruma gelen bir politika oldu. Yayılmacı bir politika. Yani. Tabii o da neydi? Yalnız ve onurlu bir Amerika sadece etik ve ahlaki değerler üzerinden, demokrasi, insan hakları, eşitlik gibi etik ve ahlaki değerler üzerinden bir devlet dizaynı sistemi güdülmeye çalışılırken bir anda komünizmin önüne geçebilmek adına Amerika Birleşik Devletleri'nin yayılımcı politika, buna da ne dediler? Çevreleme politikası. Onun için ne yaptılar? Kore'ye kadar indiler. Onun için Hindiçin denen Vietnam'a kadar indiler. Çünkü özellikle oralarda komünizmin önünü kesmeye çalıştılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bağlamda NATO'suna karşılık AB topluluğu veya Türk Devletleri savunma topluluğu veya İslam Devletleri savunma topluluğu şeklinde dünyada şu anda hiçbir devlet böyle bir teşebbüste bulunamıyor. Bunu konuşamıyorlar. Sadece ne yapıyorlar? Ekonomik işbirliği noktasında bir birliktelik sağlayabilir miyiz? Bunun derdindeler. Tabii Fransa'da uzun zaman göç aldı. Eyvallah. Ama ben bu özellikle son dönemdeki olayları bu aşırı göç alma ve oradaki o vatandaşların, yani dışarıdan gelen vatandaşların bir isyan olarak değerlendirmiyorum. En son Dünya Kupası'nı izledik. Hatta ben o dönem çok üzülmüş ve eleştirilmiştim üstad. Fransa milli takımında oynayan oyuncuların %80'i yabancı ve siyahi. Bu sözlerle bir araya gidelim mi? Evet, tamam, gidelim. Peki, kısa bir araya gidelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaz geldi. Önlemimi aldım. Türk Telekom'un yakmayan paketleriyle bütün yaz keyfimi de cebimi de koruyorum. Sosyal medyada dolaşma faktörü, görüntülü arama faktörü, bol bol mesajlaşma faktörü, çok faktör. Yer, açıklamalar, siyasi gündem konuklarıyla farklı bakış. Canlı bağlantılar, son dakika gelişmeleri ve gecenin karanlığında durmak yok. Hayat ve olaylar tüm hızıyla devam ediyor. Geceye habersiz veda etmeyin. Ben Muhammed Binici. Gece Ajansı'yla hafta içi her gece saat 23.30'da Akit TV'de sizlerle birlikte olacağım. Muhammed Binici ile Gece Ajansı hafta içi her gece 23.30'da Akit TV'de. Efendim, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. TİMAK Genel Başkanı Hukukçu Ertuğrul Akar Bey'le. Buyurun, cümlelerimizi tamamlayalım. Evet, şöyle ilk bölüm için şu özeti geçeyim. Bu arada özür diliyorum. Zeki Bey de geldi. Sayın Zeki Aratürk, hukukçu arkadaşımız. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlarımız olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun.
Ya şu özeti geçmek istiyorum ilk bölüm için. Şu anda Fransa'daki bir cezaevinin öldürülmesi, bunların hepsi işin hikaye kısımları. Yıllardır sarı yelekliler protesto yapıyorlar. Fransa'nın altını üstüne getirdiler. Bir tane cezaevinde ölmedi. Orada da bir operasyon yok mu? Mesela sarı yeleklilerin durduğu yerde başlamadığını biliyoruz değil mi? Şimdi şöyle, oraya dediler ki Macron'un ekonomik politikaları, özellikle zenginlerin korunması üzerine inşa edilmiş bir sistem getirmeye çalışması halkta bir tepkiye yol açtı falan filan. Tamam mı? Ben işin şurasındayım. Sarı yelekler olaylarında bir tane cezaevli öldürülmedi. Velev ki öldürüldü. Birinin dahi haberi yapılmadı ki o kadar fazla göçmenden bahsediyoruz. İlla ki içlerinden biri vardır. İlla ki polis birine çekil o tarafa demiştir. Yani bir dokunmuştur. İki yıldır bir haber çıkmadı ama niyeyse Fransa'nın, Avrupa'nın NATO dışında Avrupa güvenlik topluluğu oluşturalım fikrini tartıştığı bir dönemde Fransa'nın özellikle Macron üzerinden hatırlayın Rusya'ya gitmesi, Ukrayna'ya gitmesi, Libya'ya gitmesi, biz tekrar lider olacağız öncülüğünü sağlamaya çalışması, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin sen orada bir bekle, NATO olmadan hiçbiriniz olmazsınız noktasındaydı. Ve işin sonunda ne yaptı? NATO mu AB güvenlik topluluğu mu tartışmasını başlatan Fransa'ya karşı klasik Arap Baharı çalışmasındaki yöntemi uygulayarak sözüm ona bir göçmenin orada öldürülmesiyle İran'da da aynısını yapıyor. İran'da da aynısını yaptı. Gazeteci gariban orada öldürdüler kızcağızı. Aynı şeyi yapmaya çalıştı. Fransa'da da aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Şimdi burada esas olan şey şu. NATO mu? Avrupa'nın kendi sistemi mi? Amerika'dan kurtulmuş bir sistem mi? Tamamen Amerika Birleşik Devletleri bugün kendi NATO sisteminin devam etmesini sağlıyor. Özellikle geçen yıl Madrid'de yapılan NATO toplantısında bunun belirtilerini verdiler ve 2040'larda yeni bir NATO beyannamesinin ve hedefinin çalışmasının yapıldığını, böyle bir yazılı çalışmanın yapıldığını beyan ettiler. Yetmedi, Finlandiya'yı ve İsveç'i, özellikle Fransa'yı ve Batı'yı sıkıştırmak adına, komünizme, Ruslara karşı sıkıştırmak adına NATO'ya almak istiyorlar. Rusya, Ukrayna'ya saldırttılar bir şekilde. Niye? Çünkü orada bir karışıklık olmazsa Avrupa rahat olur. Olursa kendi güvenlik topluluklarını oluşturmaya çalışacaklar ve doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki tahakkümü tamamen sona erecek. Yani ben aslında bu noktada, bu çerçevede bakıyorum. Çünkü Macron'dan önce hatta son dönemlerde de tartışılıyor. İngiltere Brexit'le ayrıldı. Fransa şu anda Frexit'i tartışıyor. Yani ayrılalım mı? Ama şu anda İngiltere'yi izliyorlar. Bunlar bu birlikten ayrıldılar. Para birimlerini ayırdılar. Bir bakalım bir gelişme sağlanıyor mu yoksa bir geriye gidiş mi var? Şu anda Fransa bunu bekliyor. Şimdi Almanya bunu bekliyor. Hatırlayın Amerika'nın bir önceki başkanı Donald Trump ilk göreve geldiğinde Almanya'ya ne resti çekti? Dedi ki kardeşim dedi, NATO'ya bütün parayı veren benim. Senin ordunun %80 besleyen benim. Ama oradan doğrudan benim. NATO istediğini, daha doğrusu Amerika istediğini aldı. Neyle aldı? İsterseniz daha önceki yayınlarımızda da bunun hatırlatmasını yapmıştık. Doğrudan egzoz ve emisyon şartlarının cezasını uyguladı. 750 milyar euroyu doğrudan Almanya'dan tahsil etti. Bir şekilde arkasında, terbiye ediyor. Ediyor. İtalyanlara aşağı yukarı 300 milyar euro ceza kesti. Fransızlar burada çok az bir pay verdi. Fransızların ödediği pay oranına 130 milyar euro ile işi kapatmaya çalıştı. Yani burada aslında, Fransa direniş kısmında hep bir başatlığa oynuyor. Aslında burada yani okunması gereken çok şey var. Yani baktığınızda her zaman söylediğimi gene söylüyorum. Son bir yıldır söylediğimi gene söylüyorum.
Dünya soğuk savaş dönemine geri döndü. Yani liderlik diplomasisi üzerinden yürüyen bir süreç var. Özellikle Amerika'nın öncülüğünü yaptığı Birleşmiş Milletler, NATO gibi daha kolektif toplulukların birbirlerine yaslanmasına son vererek işbirliği içerisinde çalışmaya yönelik devletleşme sistemlerini artık toplumlar ne yapıyor? Bir köşeye bırakıyor. Çünkü niye? Çünkü şundan dolayı Avrupa Birliği Amerika'nın baskısıyla NATO'da öyle bir hale geldi ki, bu cümleyi bilerek kullanıyorum çünkü Avrupa Birliği üye ülkelerinin %95'i NATO'nun üyesidir. Öyle bir hale geldi ki tam bir federatif sistem haline geldi. Yani kendi merkezi iradelerini, yani egemenliklerini bir tarafa bırakıp NATO'nun, Amerika'nın tahakkümünde tamamen o yönde bir hareket kısıtlamasına gittiler. Doğal olarak ülkeler kendi egemenliklerini buraya bırakmak istemiyorlar. Konfederatif şekilde devam etmenin derdindeler ama Amerika Birleşik Devletleri hayır, federatif bir sistemi getireceğiz. Merkezi olarak bir sistem kuracağız. Sizin kendi egemenlikleriniz kenarda kalacak ve benim şekillendirmelerim çerçevesinde yürüyeceksiniz diyor ve o şekilde de devam ediyor. Şu anda bilek güreşi var. Peki. Bunu görüyoruz yani. Çok teşekkür ediyorum. İsmail Öz, bir sosyolog gözündeki bir Fransa tahlilini isteyecek olursak perde arkasında ne oluyor? Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Mutlaka Fransa'nın veya Batı'nın, Avrupa'nın temel kodlarını da çok iyi bilmek gerekiyor. Yani elbette hep söylediğimiz bir şey vardır yani. Dünyadaki olaylar, yaşananlar, mutlaka neyin nereye aktığını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani işte insan akıyor, sermaye akıyor, enerji akıyor ve bu akışları kim kontrol ediyor ve etmek istiyor? Yani burada belli bir dönem birisi bir düzen kuruyor. Daha sonra birisi kalkıp o düzeni tekrar bozmaya çalıştığında o puzzle sürekli yapılıp bozulan bir yeniden konfigüre edilen bir duruma tekabül etmiş oluyor. Fakat burada bizim aslında şunu da çok net olarak görmemiz lazım. Yani Batı, bana göre Avrupa, bütün Avrupa'daki bütün toplumlar çok iyi küçük parçalı yapılardan meydana geldiği için, mesela işte senyörlüklerden, derebeyliklerden, işte o feodal yapının unsurlarını hatırlayın, prenslikler, küçük de irili ufaklı devletler. Bakın yani Almanya'ya bakın, İngiltere'ye bakın, Fransa'ya bakın, İtalya'ya bakın. Yani Avrupa'yı domine eden bütün devletlerin hepsi çok parçalı yapılara sahiptirler. Çok zaman zaman çok kristalize olabilmişlerdir ve bana göre yani şöyle bir tarafı var Batı'nın. Yani zaten bu irili ufaklı bütün parçaları bir arada tutmak için onların yapmış olduğu birçok anlaşma var. Yani anlaşmalarla bir arada duran yapılar bunlar. Yani o mesela şeyi hatırlayın, o 30 yıl, 100 yıl savaşlarından sonra Vestfalya Anlaşması'nı hatırlayın, işte o durultan bir anlaşma. Hı hı. Daha sonra şimdi mesela burada Thomas Hobbes'un işte Leviathan adlı eserini niye yazdı? O İngiliz iç savaşında yazdı değil mi? Yani o oradaki bir birlikteliği savunma adına ortaya koydu bunu. Hakeza Machiavelli hatırlayın. Machiavelli işte efendim Prens kitabını niye yazdı? İtalyan birliğini sağlamak için yazdı. Daha sonra geliyorsunuz Bismarck. Bismarck'ın ortaya koyduğu Almanya'daki siyasi birlik hareketine bakın. Hep yine o irili ufaklı onlarca küçük devletçiyi bir araya getirme çabası olarak ortaya çıkıyor. Rikelik Fransa'da. Yani. Hakeza Fransa. Yani Fransa'daki mesela o belediyeler ve belediyelere bölünmeyle ilgili ki hatta Fransa'daki aslında inkılabın tamamlanma süreci, en büyük inkılap belediye inkılabıdır yani. O açıdan hep baktığınızda Batı hep anlaşmalar zemininde bir arada duran bir yapıya sahiptir. Bu şu demek, yani anlaşma her anda bozulabilir. O yüzden çok kırılgan. Ha şimdi Batı bir de buna neyi ekledi? Sömürge belasını ekledi değil mi? Sömürge günahlarını. Evet. Şimdi oralardan bir sürü, tabii sömürge dönemlerinde bunlarla işbirliği yapmış olan bir sürü sömürge ülkesinin insanını kendi coğrafyasına çekerek getirdi. Fakat bir de bizim aslında özellikle Fransa'da dikkatten kaçırmamamız gereken bir şey vardır, o da bugün yazılı olarak kurallara bağlanmamış olsa da zımnen arka tarafta gölgede işleyen mutlaka bir apartheid, yani bir kayırmacılık, bir efendim diskriminasyon ve birkaç katmana bölünmüş bir
Fransız toplumundan bahsediyoruz. Ayrımcılık, bir ayrımcılık. Tabii, var. Tabii ciddi bir ayrımcılık var. Yani bu kast sistemi, görünmez bir kast sistemi vardır Fransa'da ve hala yaşıyor. Afrika'daki gibi aynı. Evet. Ve bir de tabii şimdi mesela ben bazen diyorum bu sömürgeciliği, sömürgenin ne olduğunu ya da sömürgecinin ne olduğunu en iyi anlatan eserleri, en iyi anlatan kitapları yazmış insanlar bir şekilde Fransa ile ilintilidirler. Yani Fransa'nın o göçmen tarafını ya da işte bu kölelik tarafını sömürgeleştirdiği insanlarla ilgili psikolojiyi çok iyi tahlil etmiş iki tane insan var. Yani ben o kitapları mutlaka okunmasında çok fayda görüyorum. Benim çünkü çok beslendiğim. Ha birisi bana şunu diyebilir. Yani niye bu ülkede sömürge üzerine çok iyi kitaplar yazan birisi yok dendiğinde ben bunu çok doğru bir şey olarak görmem. Çünkü bir şeyin içine doğmuş olmanız gerekir. Yani niye bizim ülkemizde bazı alanlarda iyi bilim adamları çıkmamıştır? Atıyorum niye Karl Marx işte sanayi inkılabında çıkmıştır da başka bir bölgede çıkmamıştır? Çünkü içine doğmuştur sorunun. Yani fabrikalarda çalışan genç işçilerin yaş ortalamasının 17 ile sınırlandığını düşündüğünüz zaman, ömür ortalamasının 17 ile sınırlandığını düşündüğünüzde Karl Marx'ın buna bir tepki vermesi ve Karl Marx gibi bir adamın buna kafa yorması son derece normal. Hani niye mesela İbn Haldun bu coğrafyada çıktı, Avrupa'da çıkmadı? Çünkü İbn Haldun da öyle bir laboratuvara doğduğu için. Anlıyor muyum? Şimdi büyük ilim adamlarını, büyük bilim adamlarını ortaya çıkaran şey içine doğduğu laboratuvardır. Bu coğrafya, şekillendiren. Tabii ki. Yani bu coğrafyada hiçbir zaman kölelik, kölecilik olmadı ki ya da sömürgecilik olmadı. Bu coğrafyada sömürgecilik olmadığı için de sömürgeyi anlamaya çalışan birisinin yani olmaması normal. Ne olduğunu bilmediğimiz için anlatamıyoruz. Köleleştirmek için çok uğraştılar ama. Evet. Ama köleleş, yani mesela eğer bir köle toplumunun içinde doğmuş olsaydı, olsaydık ya da ona kafa yormamız gerekirdi. Neden bu haldeyiz? Bu bize otomatik olarak çok büyük bir bilim adamlığı ortaya çıkarmamıza vesile olabilirdi. O yüzden diyorum ki mesela bu konuda efendim Jean-Paul Sartre'ı başka bir yere koyuyorum. Mesela köle ya da işte sömürgenin ve sömürgecinin ne olduğunu en iyi anlamış insanlardan birisi. Hakeza efendim yeryüzünün zenciler olarak tabir ettiği veya işte ortaya koyduğu başka bir taraftan Frantz Fanon isimli mesela bu şeyde Fransa'nın bir deniz aşırı bölgesinde Martinik'te doğmuş bir Fransız. Ama Cezayir Savaşı'nı görüyor, Kurtuluş Savaşı'nı görüyor ve köleliğin, kölenin ne olduğunu, sömürgeciliğin ne olduğunu orada birebir yaşıyor. Yaşadığı için de psikiyatrist de olduğu için bir sömürgecinin sömürgeciliğin ruhunun ne olduğunu keşfediyor. Yani biz aslında sömürgenin ve sömürgeciliğin ne olduğunun kodlarını tam olarak ortaya koyamadan ama bu bütün anlama şansına sahip değiliz. Tabii, ama bu bütün faturalar aslında birikmiş olan sorunlardan geliyor. Dolayısıyla yıllardır Fransa bunu baskılıyor. Evet, bakın işte diyorum ya, zaten bu parçalı yapıya, zaten anlaşmalarla ve zar zor bir arada tutulan bu bir şekilde çok enerji sarf edilen ki mesela burada İtalyan birliğini sağlayan Machiavelli'nin çok önemli bir sözü vardır. Der ki İtalya'yı ele geçirmek kolay, yönetmek zordur. Evet. Ele geçirirsin. Niye? Çünkü parçalı. Doğru. Çok parçalı prenslerden meydana gelmiştir. Bir aralarına sızarsın, parçalarsın ve ele geçirirsin. Ama yönetmesi zordur. Çünkü parçalı prensliklerin her birini kontrol etmek zordur. Ve şeyi der, Osmanlı'ya da şunu söyler. Der ki Osmanlı'yı da ele geçirmek çok zor ama yönetmek kolaydır. Çünkü Osmanlı tek parça, bütün ve dolayısıyla onu bir ele geçiremezsin ama geçirirsen de kolay yönetirsin. Çünkü dağınık bir yapısı yoktur burada. Peki Fransa sosyolojisine baktığımızda etnik yapısı... Sosyoloji yapısını birazcık anlatmaya veriyorum. Çünkü Fransa'nın içindeki bileşenlere bir de dediğim gibi bu sömürge günahları eklendi. Bu paramparça yapıya. Bir de Fransa'nın tarihi kodlarını biraz Batı'nın tarihi kodlarından bağımsız okuyamayız. Mesela tek tanrılı dinlerden önce mesela Grek'te, Roma'da paganlık vardı mesela, değil mi? Çok tanrılı. Fransa'da? Her şeyin bir dini vardı. Her şeyin bir dini vardı. Özür diliyorum, tanrısı vardı. Yani dolayısıyla her tanrı kendi alanında tanrıydı. Ve dolayısıyla tanrılar kendi alanlarını korumak için hep çatışırdı. Kavga ederlerdi. Mesela bu temel kodlara işlenmiş bu çatışmacılık. Çünkü tanrılarına çatışmayı öğretmiş.
ya da tanrılarından çatışmayı öğrenmiş. Çünkü o tanrı da bir şekilde insan unsuru olduğu için, değil mi? Yani pagan kültürlerde. Dolayısıyla çok muhtemel ki o tanrıya kavgayı da kendileri öğrettiler. Ondan sonra yani. Kral, kilise arasında devam etti bu kavga. Bugünkü... İşte, din ve bu çatışmalar o pagan dönemde zaten çok fazlaca tanrıların kavgası, insanların hayatına sirayet eden bir kavga değil mi? Çünkü onlar tanrılara bir anlamda kendilerini kabul ettirmek için çabaladıklarından dolayı o toplumsal çatışmaları ve kavgaları buraya etnik yapısı, İsmail Bey, evet. Etnik yapısı itibariyle bugünkü köşe yazımızda da bunu dile getirdik. Evet. Örneğin Fransız, Bask, Breton, Katalan, Alsaslı, işte. Korsikalı, Arap, Berberi, evet. Türk, Ermeni ve evet. diğer etnik yapılardan oluşan bir Fransız toplumundan bahsediyoruz. Böyle saf veya şey bir yapı değil. Değil. Pür bir yapı değil. İşte onu kastediyorum zaten. Kendi iç bünyesinde de bizim arkadaşlarımızdan Tim Mag'ın yönetiminde olan arkadaşımız Nalan Yazgan hanımefendi evet. var. O da uzun süre Fransa'da yaşamış. Evet. Öznur Düşüken Sinan Hanım var mesela tabii. Bu konuda bayağı iyi. Abim de 16 yıl orada akademisyen olarak çabaladığı için evet. biraz biliyorum. Kibir var. Abinizin de o konuda şeysi çok, var. Çok, derin, çok önemli görüşleri inşallah var. Zaten devlet üzerine de çok güzel bir çalışma hazırlığı içinde inşallah. O kibir ve evet. Avrupa'nın içerisindeki şey evet. siyaseti Fransızlarda çok üstündür bir çok, ego çok. Mesela, tarzı. Yaşandı. İngilizce bilirler ama İngilizce cevap vermezler. Hayır verme. Kibir siyaseti var. İngilizlere karşı inanılmaz bir düşmanlıkları vardır. Doğru. Onları son derece böyle lanet gibi görürler bir İngilizlere. Bir Alman'a bir İngiliz'e nasıl davranılması gerektiği üzerinden de aşağılıyorlar. Evet. Yani. Evet. Böyle dolayısıyla mesela var. Fransa'nın bir de mesela şöyle bir şey vardır. Fransızca konuşan bazı ülkeler daha vardır. Hı-hı. Fransa öksürdüğü zaman onun arada dolay çıkar. Doğru. Hemen. Belçika örneğin. Fransa'nın mesela bu özellikle Fransız İhtilali, mesela Fransız İhtilali zaten hani onlar da Amerika'dan beslendiler. Önce İngiltere'ye özenenler oldu, işte orada Kral Cumhuriyeti falan gibi bir takım şeyler ama o Diderotlar, işte ne bileyim Condorcetler veya buna benzer işte Lafayette'ler falan bir sürü isim var burada sayılabilir. O mücadelenin içerisinde bu ansiklopedistler falan, yani aslında onların kafasındaki şey tamamen işte İngiltere şeyi de var ama o ihtilal den bu tarafa aldığınız zaman mesela bir taraftan da Fransızların şöyle bir özelliği var. Çok parçalamak istemiyorum kafa karıştırmamak için ama biraz da böyle Fransızlarda bir ata sporu gibidir bu sokak hareketleri. Devrimci hareketler evet. o model üzerinde de özellikle şeyi var. Fransa'nın bir geçmişi var yani. Tabii tabii. Sokak eylemleri. Sokak eylemleri. Antrenmanlar. Evet. Ve o yüzden de mesela az önce dedim ya mesela bazı bilim adamlarının alanlarında deha gibi olmuş çok önemli isimlerin bazı zamanlarda çıkmış olması bir tesadüf değildir. O yüzden bu kitlelerin psikolojisini bana göre en iyi anlamış insanlardan birisi olan Gustave Le Bon de mesela Fransız. O da Fransız. Niye Fransa'dan çıkmış? Çünkü gösterilerin, yürüyüşlerin, sokak hareketlerinin, sokak olaylarının merkezi. Analizleri de onlara düşer. Heh. Ve o şunu söylüyor. Ta 1800'lü yılların başında diyor ki modern çağın son kralı kitle hareketlerinin gücüdür diyor. Daha yani kaç yıl önce? 100-150 sene önce söylüyor bunu. 170 yıl önce söylemiş bunu. Ve bugün de mesela şimdi diyor ki mesela normalde diyor melek gibi bir adam diyor kitlenin içine karıştığı zaman diyor bir caniye dönüşür. Çünkü kendisi zayıftır bireysel olarak ama sürünün içerisine girdiği zaman ne kadar güçlü olduğunu fark eder. Son cümleyi alayım hocam. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu kitlesel hareketleri, kitlesel olayları şununla bitireyim. Yani Fransa, Avrupa bu paramparça o dedim ya tanrıların o çok tanrılıktan gelen bilmem ne falan. Yani böyle zaten o romanların, entrika besli romanların dizilere sirayet eden o yanlarının Batı'dan bize gelmesi çok gayri şey değil yani. Hepsi bir çatışma ortamını besleyen o kodlardan da geliyor aynı zamanda. Şimdi bu kadar çatışmacı, bu kadar parçalı, bu kadar bölük pörçük bir şeyin üzerinde duran bir Batı ve Batı'nın liderleri karizmatik bir liderlik ortaya koyarak ve bildikleri yerden o kitle hareketlerinin gücüyle, o kitle hareketleri dediğimiz o son modern toplumun kralı tarafından yenilmek istemiyorlarsa usul hareket etmeleri lazım ama bence beceremiyorlar çok fazla. Peki, çok teşekkür ederim. Çok farklı güzel evet. tarihten bugüne sosyolojisi mesela. Üzerinden. Serdar abicim, özellikle Fransa'yı böyle bilmiyorum artık o güzel köy ortamı üzerinden gündeme ne kadar aldınız bilmiyorum ama burada tekrar bütün kardeşlerimize selamlarımızı iletmiş olalım. Ne düşünüyorsunuz? Fransa'yı nasıl okuyorsunuz? Fransa'da olup biten böyle masumane bir
eylem üzerinden mi gerçekten birikmiş veya artık özellikle Afrikalı yerleşimcilerin İslami bir takım grupların olayları olarak mı, başka bir şey mi, ne var, ne görüyorsun? Evet, şimdi ilk bu olaylar meydana geldiği zaman aklıma Fransa'nın organize ettiği darbe geldi. 1992 yılında Cezayir'de FIS iktidara geldiği zaman, rahmetli Abbas Medeni iktidara geldiği zaman. Evet. Cezayir'in bütün kaynaklarını sömüren Fransa kendi taşeronlarına, Cezayir ordusuna darbe yaptırdı. O günlerde gözlediğimiz Cezayir'in büyük bir öfke duyduğu, ancak gücünün yetmemesinden dolayı bir şey yapamadığı ve Cezayir kamuoyunun gittikçe çalkalandığı ve şeyinde Fransız kamuoyunda da Fransa'da da Arap kökenlilerin, Afrika kökenlilerin gittikçe daha fazla tepki gösterdiği. Şimdi bütün dünyada şunu görüyoruz değil mi? Milliyetçi akımlar, yani daha da ötesinde ırkçı akımlar güç kazanıyor. Her tarafta güç kazanıyor. Ve ülkeler gittikçe daha fazla güvenlik endişesini hissediyorlar. Biraz evvel Ertuğrul Bey iki kutuplu dünyaya döndük diyor. Şimdi Türkiye niçin askerini Kore'ye gönderdi? İşte bu sayede NATO'ya gireriz diye. Ve işte Amerika Birleşik Devletleri'nin koruması altında kendimizi daha güvenli hissederiz diye. Çünkü tepede Rusya gibi tarihi bir sıkıntı vardı. Ve bize göre imkanları çok güçlü olan, imkanları daha fazla ve güçlü olan bir devletti. Dolayısıyla Türkiye güvenliği açısından Amerika Birleşik Devletleri'ne, NATO'ya tam anlamıyla sığınmak istedi. Ve bunun için de her türlü tırnak içerisinde fedakarlığı yaptı. Hatta kendi askerinin canıyla yaptı fedakarlığı. Yani Amerika'nın savaşında biz daha sonra işte ne işimiz vardı bizim Kore'de dedirtecek şekilde rol aldık. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşını niçin oldu? Niçin meydana geldi? Peki, herhalde bir problem var. Ben Zeki Bey'e sözü vereyim. Seste mi problem var? Ha, pardon. Evet, Serdar Bey buyurun. Evet. Zelenski Ukrayna'nın başına nasıl geldi? Ukrayna Rusya'yı kışkırtıcı politikaları niçin izledi Zelenski üzerinden? Daha sonra Rusya-Ukrayna savaşı hiç beklenmezken, çok bilen dış politika uzmanları iç savaşa kadar varmaz derken niye savaşa itildi? Ve Avrupa'nın güvenlik endişeleri niçin arttı? Avrupa'da hiç görmediğimiz kadar enerji güvenliği, hatta can güvenliği endişeleri tırmandı. Yani bütün Avrupa halkları başlarının belada olduğunu hissettiler. Şimdi iki kutuplu dünyaya geliyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri hem Fransa'ya, hem Almanya'ya, hem Belçika'ya, hem İsviçre'ye diyor ki, yani artık bu işin şakası kalmadı, bana sığınacaksınız. Rusya bir tarafta, Doğu bloku bir tarafta, Doğu gittikçe güç arttırıyor. Amerika Birleşik Devletleri güç kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla içerideki rahatsızlıkları da kullanarak, ki onu zaten çoktan ektiler. Şu anda Avrupa'nın kafatası medeniyeti olarak nitelendiriyorum ben Avrupa medeniyetini. Özellikle Almanya, bence birinci derecede Almanya ve ikinci sırada Fransa, İtalya'dan da fazla. Çünkü İtalya'da biliyorsunuz faşizmin merkezlerinden birisi. İtalya'dan da fazla faşist ülkeler. Yani Almanya'da Türklerin neler çektiğini Türkler çok iyi anlatır size. Ben de bir gurbetçi ailesi olarak biliyorum. Almanya özellikle Türklere karşı ve daha sonra da diğer Müslümanlara karşı çok büyük ırkçılık yapan, aslında Nazi zihniyetinden vazgeçmemiş, sadece ve sadece İsrail'in baskısından dolayı oraya para ödüyor, oraya karşı bir mahcubiyeti var. Ama onun ötesinde bütün ırkçılığıyla ortaya çıkan bir devlet. Fransa da öyle. Yani Fransa'nın her ne kadar artık bütün futbolcularının neredeyse deri deri siyahsa da ırkçılık Fransa'da da çok fazla.
Şimdi zaten nefret altyapısını ekmişler. Yani Fransa'ya karşı, Almanya'ya karşı nefret dalgaları çok kolay oluşturulabilir. Özellikle Fransa'ya karşı oluşturulabilir. Şu anda Batı, Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Ertuğrul Bey haklı, yani katılıyorum. Amerika Birleşik Devletleri bana sığınacaksın diyor. Bak diyor, Rusya o taraftan geliyor. Türkiye üzerinde bir baskı var. İşte NATO zirvesinde de o baskı devam edecek anlaşılan, İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesi noktasında. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki NATO, yani NATO da benim. NATO demek Amerika Birleşik Devletleri demek. NATO da benim. Benim kanatlarımın altına sığınacaksınız diyor. Ve bu kanatlar altına sığınmayı daha da ihtiyaç haline getirmek için Zelenski üzerinden Putin'i kışkırttı. Putin de o hamleleri yapınca Batı'daki her türlü endişe daha da fazla arttı. Yani İsveç'in, Finlandiya'nın NATO'ya girme konusunda bu kadar ısrarcı olmaları ve bu kadar acele etmeleri tabii ki güvenlik endişesinden dolayı. Yani Ukrayna'dan sonra sırada bize gelir mi? Tıpkı Türkiye'nin zamanında 1950'de NATO'ya sığınma ihtiyacı hissettiği gibi, şimdi o ülkeler NATO'ya ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınma ihtiyacı içine sokuluyorlar. Öbür taraftan da Doğu bloku, tabii Çin'le Rusya arasında da ihtilaflar var ama Batı ile Doğu arasında dünya yeniden parselleniyor ve bir yandan da tabii ki ırkçılık yükseliyor. Çünkü güvenlik endişelerinin arttığı süreçlerde devletlerin, halkların yaşam güvencesinden, enerji güvencesinden, bütün güvencelerden kendilerini uzak hissettiği ya da tehdit altında hissettiği dönemlerde milliyetçi akımlar, daha da ötesinde ırkçı akımlar kuvvetlenir. Bu bütün dünyada böyle. Türkiye'ye bunun yansıması nasıl oldu? Türkiye'de gittikçe artan güvenlik endişelerinden dolayı daha güvenlik politikalarını öne çıkartan bir devlet haline geldi. Çünkü 15 Temmuz, işte önümüzdeki günlerde yılbaşı, yıl dönümü olacak. 15 Temmuz darbe girişimleri, taşeron terör örgütlerinin eş zamanlı olarak Türkiye'ye karşı harekete geçirilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'daki adalar, Yunan adaları üzerinden ve güneyimizden Türkiye'yi çevreleme girişimleri, Türkiye'deki güvenlik endişesini de arttırdı. Ve Türkiye'de de buna paralel olarak, bunun sonucu olarak milliyetçi akımlar daha da güçlendi. Şimdi baktığımız zaman seçimlerden hangi partiler karlı çıktı? İşte Sayın Recep Tayyip Erdoğan zaten BK meselesini öne çıkartmıştı. MHP beklenenden fazla oy aldı. Sinan Oğan hatırı sayılır oy aldı. Yine Zafer Partisi de aslında cüssesinden beklenmeyecek kadar oy aldı. Bunları topladığınız zaman kimisini milliyetçi olarak, kimisini aşırı milliyetçi olarak, kimisini de ırkçı olarak nitelendirebilirsiniz. Ama Türkiye'de de milliyetçiliğin yükseldiğini görüyoruz. Bu neyi gösteriyor? Türkiye'de, Avrupa'da, bütün dünyada aslında güvenlik endişeleri gittikçe artıyor. Güvenlik endişelerinin artması da Amerika Birleşik Devletleri için şöyle bir sonuç üretiyor. Yani buyurun gelin. Şimdi Türkiye, bakın Mehmet Şimşek Maliye Bakanı oldu. Batı ile ilişkiler yeniden onarılmaya çalışılıyor. NATO zirvesinde belki bir adım daha göreceğiz. İsveç'te her ne kadar provokasyonlar oluyorsa da Türkiye eninde sonunda bana göre İsveç'in NATO üyeliğini kabul edecektir. Kabul edecektir diyorsunuz. Yani evet, eninde sonunda diyorum. Yani bu sefer İsveç İskandinav ülkeleri açısından doğrudan Anglo-Sakson yönetim merkezini ve terör korkusu üzerinden tımar edilen ülkelerin başında geliyor ve Amerikan politikaları noktasında oradaki o küreselci derin bir yapı var. Orası biraz daha bağlı Amerikan politikalarına. Orada olup biten bütün olayların bir şekilde Amerika'nın gölgesinde organize edildiği bir gerçeği var. Ve uzun
uzun süredir Avrupa üzerinden İsveç Türkiye'yi dövmektedir. Bunu da açıkça söyleyelim. Uzun bir aradan sonra ilk kez dış politikada Türkiye bu anlamda bütün hamleleri yerinde tespit ederek bana göre Amerika'ya karşı oradan doğrudan cevap verdiğini görüyoruz. Buradaki asıl sorun şu. Son cümleyi alayım sizden. Siz Zeki Bey'e geçmem musunuz? Gerekiyor. Sabri Bey, Sabri Bey, benim tahminime, yani diyorum ki eninde sonunda Türkiye İsveç'in NATO'ya üyeliğini kabul edecektir. Zaten bakın bir ara Sayın Erdoğan Bülent Keneş denilen orada hani FETÖ'cünün iade edilmesini dile getirmişti, isim vermişti. Daha sonra bu söylem şuraya döndürüldü. Yani sokak eylemlerine izin veriyor teröristlerin. Bunlara izin vermemeli İsveç. Aslında Türkiye yani ekonomisi bakımından da şimdi Merkez Bankası üzerinden ne operasyonlar yapıldı? 128 milyar dolar nerede dendi? Türkiye Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanabilmek için o kadar çok birleştirdiler ki karşı tarafı kesenin ağzını iyice açmak zorunda kaldı. Şimdi önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye biraz daha batıya ağırlık verecektir bana göre. Tabii ki Rusya ile dengeleri de ihmal etmeden. İsveç'in de NATO üyeliğini yani belki kısa süre içerisinde belki de orta vadede eninde sonunda dedim zaten kabul edecektir. Dolayısıyla şöyle bir dünyaya geliyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri dünyayı şuna zorlamak istiyor. Fransa'yı, Almanya'yı. Bak diyor öyle hani kaşınızı gözünüzü oynatmayın. Oranızı buranızı oynatmayın. Yani hani benim şemsiyemin altına gelin. Bu Putin'i kışkırtmaları da Zelenski üzerinde güvenlik endişesini arttırıyor. Güvenlik endişesini arttığı süreçlerde ne olur? Bir, milliyetçi akımlar ve daha ilerisinde ırkçı akımlar kuvvet kazanır. İkincisi, devletler bir şemsiye altına girme ihtiyacını daha fazla hissederler. Peki. Amerika Birleşik Devletleri de o şemsiye benim diyor, buyurun diyor. Gel diyor. Teşekkür ediyorum. Zeki Bey, şimdi hukukçu, Ertuğrul Bey de hukukçu, siz de hukukçusunuz. Uluslararası evrensel değerler diyoruz, insan hakları vesaire. Peki Fransa'nın hakları kısmına gelelim. Bu Fransızlar bu kadar zulümden sonra kendisine hak bulabiliyor mu? Güzel bir soru abi. İşin doğrusu şu, Fransa'daki olayları analiz ederken birçok yönlü bakmak lazım bu konuya. İsmail Hoca orada güzel bir tahlil yaptı. Keza Serdar abi de aynı şekilde. Şimdi şöyle bakmak lazım. Bu olaylara sadece tek yönlü bakarak çözüm bulamayız. Veya teşhisini veya tedavisini uygulayamayız. Fransa dediğimizde işte medeniyetin, aşkın, romantizmin, tarihin, şehri, başkenti, kadim şehir, romanın işte kurulduğu küllerinden doğan, işte tarihte bir köy olarak başlayan ama serüvenini bir imparatorluğa dönüştüren bir yerden bahsediyoruz. Şimdi şu anda dünyanın en çok turist alan bir yerinden Fransa'dan ve Paris'ten bahsediyoruz. Buradaki olan olaylara baktığımızda sadece siyasi olarak veya ticari olarak veya askeri olarak veya hukuki olarak bakılamaz. Buraya ticari, kültürel, siyasi, sosyolojik olarak da bakmak gerekiyor. Bunu tek bir açıklaması olamaz. Şöyle ki, bakın Türkiye bugün içerisinde birçok unsuru içerisine barındıran bir ülke. Aynen Fransa'daki, Paris'teki gibi İstanbul'da da batıdan gelen, Yunanistan'dan gelen, Bulgaristan'dan gelen, Balkanlardan gelen, Orta Doğu'dan gelen, Kafkaslardan gelen birçok insanın barındığı bir yer biliyorsunuz. Ama Türkiye'nin hiçbir yerinde kitlesel bir gösteri bu şekilde dışarıdan gelmiş insanların kitlesel bir şeyi olmadı. Elhamdülillah böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü şöyle bir farkımız var bizim Fransa'yla. Biz mazlumlara kucak açmış bir toplumuz. Zeki Bey. Dolayısıyla Önemli bir konuya değindiniz. Burası çok hassas bir konu. Ümit Özdağ ve bazı partiler bu anlamda Türkiye'nin böyle bir etnik sosyolojiyle karşı karşıya kalacağını bir tehdit olarak da Türkiye'yi dikkate almak lazım açıklamalarında buldu. Ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi Türkiye'de? İşte bakın bu maalesef profesör titri olan veya herhangi bir şekilde kendisini kamuoyu önderi, kanaat önderi olarak gören bu insanların analizlerinin ne kadar bayağı kaldığı, ne kadar basit kaldığı, ırkçılık noktasında ilerlediği, sığ düşüncelerden oluştuğunun en önemli tipik bir göstergesidir. Çünkü Türkiye'de yaşayan göçmenlerin diğerlerinden farkı şu, Fransa'dan farkı şu.
Fransa bir gittiği yerlerde Frankofon ülkelerinde özellikle yapmış olduğu zulümlerin neticesinde oradaki insanların fakirleştirdiği, sömürdüğü yerlerden Fransa'ya legal veya kaçak yollarla geldiği, yerleştiği, kendine hayat hakkı aramaya çalıştığı ve burada kendisini gerçekleştirdikten sonra da kendi köklerinde baktığındaki o zulmü gördüğü, aynaya baktığında aslında insanların, kendi insanlarının tarihini, kültürünü, ülkenin zenginliklerini sömürdüğünü gören bir göçmen kitlesi var. Türkiye'de ise zulme uğramış mazlum insanların sığındığı ve bu sığınağın neticesinde de burada hayat bulduğu, nevi neşir bulduğu bir yer. Birisi sömürü düzeni yapan, zalimlik üzerine kurulmuş olan, Türkiye'de ise mazlumlara kucak açmış bir yapısı var. Bunu bile ayırt edemeyen, başında sonunda hangi titri barındırırsa barındırsın, hangi sıfatı bulundurursa bulundursun, ama her şeyden önce Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Ben her söze karşı bir cevabım var ama önce bir söze bakarım, söz mü, sonra da söyleyene bakarım, adam mı diye bir sözü var biliyorsunuz. Dolayısıyla burada yapılması ve bakılması gereken şey şu: Fransa'nın içerisinde bulunan göçmenler, Türkiye'deki oradaki Türk vatandaşlarımız ve bazı vatandaşlar haricinde özellikle Frankofon ülkeleri dediğimiz sömürdüğü, orada zulüm yaptığı çok değil. Bakın Sabri abi, bundan 70-80 yıl önce Cezayir'de 1 milyon insanı katletti, belgelerle katletti. Hani bu bizim sözde Ermeni soykırımı var, şu kadar insan öldürüldü diyen bazı aklı evvel insanların dediği gibi bilgi belgelere dayanmadan yapılan işlemler değil. Bunlar kanıtlı, belgeli, bilgili Birleşmiş Milletler'in raporlarında var olan, uluslararası insan örgütlerinin raporlarında yer alan ve aynı zamanda çekilmiş olan fotoğraf, görüntü ve videoları olan belgelerden bahsediyoruz. Burada baktığımız zaman Fransa'nın şu andaki çektiği acı aynen Malcolm X'in söylemiş olduğu gibi rüzgar ekenin fırtına biçtiği bir durumdayız. Ama buna sadece bu bağlamda da bakamayız. Bakın şöyle bir durum var. Fransa'nın son dönemlerde başat rol almaya çalıştığı iki tane konu var. Rol çalmaya çalıştığı bir konu var. Artık Fransa bundan 80-90 yıl önceki dünyaya yön veren, dünyaya parmak sallayan bir ülke konumunda değil ve bunu bu yeni dünya düzen içerisinde biz de varız diye demek adına kendilerini sanki eski güçleri varmış gibi, o sömürü dönemindeki gibi zalim, gaddarca davrandıkları gibi davranmaya çalıştıkları için içerideki unsurların vermiş olduğu bir reaksiyon, bir tepki olarak görebiliriz. Bugün bakın Avrupa'da iki tane ülke var. Bir tanesi Fransa, birisi Almanya. Almanya'da böyle bir şeye kalkıştı ama siz de biliyorsunuz Amerika çok yakın bir zamanda Şansölye'ye şöyle bir şey söylemişti biliyorsunuz. Demişti ki şunu unutmayın, Amerika sizinle bir barış anlaşması yapmadı. Yani şu diyor, hala sizle bir barış anlaşmamız yok. Sizinle fiili olarak bir hukuken sizinle bir savaş halindeyiz diyor. Haddinizi bilin ve benim oradaki 250 bin üzerindeki askerim gerekirse gereğini yapan noktasında hareket ediyor. Şimdi baktığımız nokta şu olması gerekir. Bugün Fransa'da özellikle bu geçmişten kaynaklanan bir hesaplaşmayı da sokaklarda görüyoruz. Sadece basit bir Cezayir'de bir çocuğun orada katledilmesi değil ama bu öfke patlamalarının nedeni bir anda oluşan bir olay değil. Hesabı bile dahi yarım kalmış. De Gaulle biliyorsunuz nükleer denizaltıyla Amerika'yı tehdit eden devlet başkanlarından biri, evet, olarak tarihte not düşmüştür. Doğru abi. Dolayısıyla hatta son bilgilerde de biliyorsunuz Cezayir Fransa ile olan ilişkilerin tamamını kesti ve hava sahasını bile Fransızlara kapattı. Sadece bununla da kalmadı. Doğalgaz, bildiğim kadarıyla doğalgaz ve petrol noktasında da Fransa'ya şu anda doğrudan satış yapmıyor. Bildiğim kadarıyla İtalya üzerinden Fransa'ya satış yapılıyor. Aynen bizim işte Rusya'dan, doğrudur, olduğu gibi. Nihayetinde şöyle bir durum söz konusu. Bugün artık sömürülmüş olan ülkelerin vatandaşları, içerisinde barındırdığı vatandaşlar artık bir bu olaylardan kendilerinin geçmişteki yansımaları olarak bir ezilmişliğin, bir öfkenin,
bastırılmış duyguların bir yansıması ve tezahürü olarak aslında sokaklarında, Fransa'nın sokaklarında, Paris'in sokaklarında görüyoruz. Artık böyle çok güvenli bir yer olmadığını, artık dünyada bu yapmış oldukları zulmün o topraklar üzerinde kalmayacağının da aslında bir göstergesi olarak görüyoruz. Son dönemlerde Fransa biliyorsunuz Avrupa güvenlik teşkilatı kuralım, bizim NATO'ya ihtiyacımız yok gibi böyle bir takım öne alma noktalarına girdi. Dolayısıyla birçok unsur uluslararası alanda da Amerika'da olabilir, İngiltere'de olabilir bu iş içerisinde. Fransa'ya aslında bir ders veren, bu konularla ilgili de çanak tutan bir yapı al bakalım. Öyle istesen de önce kendi içini temizle diye gördüğümüz bir yapıya doğru evrildi. Bakın hemen hemen her gün olaylar olmaya başladı Fransa'da. Hemen hemen her yıl çok büyük olaylarla karşı karşıyayız. Bakın bizdeki en büyük olaylardan bir tanesi Gezi Parkı'dır. Bundan tertip edilmiş, o da düzenlenmiş, dış kuvvetler tarafından yapılmış. İçimizdeki bir takım ajanların servisleriyle o zamanki FETÖ terör örgütünün kurgulamaları olmuş bir yapıydı. O da belli bir noktadaydı biliyorsunuz. Yani Taksim'deydi sınırlı olan. Yani bu mesela Bakırköy'de değildi, bu mesela Fatih'te değildi, Beşiktaş'ta değildi. Taksim olaylarının civarlarında olan bir hadiseydi bu olay. Ama bugün Fransa'daki, Paris'teki olayların sadece Paris'te kalmadığını ve Fransa'nın birçok yerine yayıldığını, insanların bu noktalarla ilgili olan kısımlarda ise tepkileri dile getirdiğini görüyoruz. Geçen bir çok güzel bir şey vardı, sokak röportajı vardı, onu izledim. Paris Belediye Başkanı'na şu soruluyordu. Biliyorsunuz Paris Belediye Başkanı hem PKK-YPG terör örgütü hem de FETÖ terör örgütünün yapmış olduğu işlemlerden ve bu özellikle Türkiye'deki bir takım olaylardan dolayı işte insan haklarından, Türkiye daha insan haklarına saygılı olmak zorunda, insanlar ifade özgürlüğünü rahatça kullanmalı, demokrasiyle ilgili olan kısımlarda daha dikkatli olmalı, demokratik haklarıyla ilgili bu insanlara demokratik olarak özgürlüklerine verilmeli gibi bir takım söylemlerde bulunuyordu ve ona sokak röportajında çok güzel bir soru sordular. Dediler ki bir gazeteci, Türk bir gazeteci arkadaşımız, siz bu olayları nasıl görüyorsunuz dediklerinde, işte bu bir barbarlıktır, vandallıktır, işte arabalar yakılıyor, polislerin arabaları işte taşlanıyor, insanların evleri yakılıyor, çöp kutuları yakılıyor, kamunun mallarına zarar veriliyor diye. O da dedi ki ama siz bu Türkiye'de yapıldığı zaman siz bunlara şunu söylüyordunuz, işte demokrasi, insan haklarına daha dikkatli davranılması lazım, sizce bu insanların vermiş olduğu tepki insan haklarına ve demokrasinin bir yansıması olarak göremez misiniz deyince, ben belediye başkanıyım, işte ben sadece kendi kurumlarımla ilgili konuları konuşabilirim ancak. Ama demek belediye başka da bir söz söylemeden oradan uzaklaşı gitti. Bakın bunlar Kur'an-ı Kerim'de de ayette de bunlar yeryüzünde bozgunluk yaparlar ama biz düzen kurucuyuz, nizam kurucuyuz derler diyor biliyorsun ayet-i kerime. Bunların hepsi Sabri abi şöyle bir şey var. Kendi başlarına geldikleri zaman gerçekten mazlum gibi görünen, işte ya bunlar doğru değil hareketleri olan ama kendi düşmanının başına veya başka bir ülkeye kendi menfaatlerinin daha iyi olduğu, böyle bir durumun ortaya çıkmasında menfaat elde ettikleri ülkeye geldiği zaman insanlar demokrasi havarisi kesilirler, demokrasi dersi verirler, medeniyet dersi vermeye kalkarlar. İşte bugün baktığımız şey şu, madem öyleyse bu sınavı Fransa bugün, yarın, bundan sonra da verecek. Dolayısıyla baktığımız şeyin şu olduğunu görüyorum ben hukuken. Bakın iki tane noktaya bakarız biz. Bir, ben bir hukukçu olarak kamu malına zarar verilmesini, bu Fransa'da değil, isterse İsrail'de olsun, kamu malına zarar verilmesini doğru bulan birisi değilim. Ama siz insanları belli bir noktada sıkıştırmışsanız, insanlarla ilgili olan kısımlarda insan haklarına, evrensel haklarına, demokrasiye, eğer bu insanların kendi özgürlüklerini kullanma haklarını vermiyorsanız, bu insanların da kendi içsel tepkilerinin de bu şekilde olduğunu karşılıklı görüyoruz. Bakın tasvip etmemekle birlikte insanlar bunu bir demokratik hak veya içlerindeki bir öfkenin patlaması olarak, yansıması olarak görüyor. Çünkü sıkıştırılmış bir yapıdan bir patlamanın noktaya geldiğini görüyoruz biz burada. Nihayetinde şunu görüyoruz. Bugün aynen bu Batı medeniyeti, önce İslam ülkelerindeki Arap Baharı dediğimiz, Arap Baharı olarak, daha sonra Türkiye'de de bunun benzeri işte Taksim olaylarında tertiplemeye çalışan Batı'nın Arap Baharı'nı yaşadığını görüyoruz aslında. Buna da Fransız Baharı diyebiliriz aslında bakarsanız. Nihayetinde baktığımızda şöyle bir durum söz konusu. Bugün Fransa kendi yakmış olduğu ateşin
içerisinde kalmıştır. Sadece Fransa değil, bu konu sadece Fransa'yı da ilgilendireceğini düşünmüyorum. Ama bakın, biraz önce de söyledim Sabri abi. Sadece Fransa ve Almanya batıda, özellikle Avrupa'da başat rol olmaya çalışıyor. Yani bunlar lider ülke, güçlü ülke veya dünyadaki hala sömürü yapabileceği veya kendi menfaatlerini gerçekleştirebileceği, tasallut edebileceği, iktidarları değiştirebileceği, kaynaklarını sömürebileceği yapı olarak görüyorlar. Ama bakın bugün İspanya bundan ders almış vaziyette. Özellikle Katalan bölgesindeki yapılan işlemlerden dolayı İspanya'nın karıştığını görmüyorsunuz. Portekiz'in böyle bir işe karıştığını görmüyorsunuz. Veya peki, İtalya'nın bu işe karıştığını görmüyorsunuz. Veya Yunanistan, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinin buralarda bir parmağı olduğunu görmüyorsunuz. Dolayısıyla Fransa'nın ve Almanya'nın burada beklediği sonuç şu olduğunu görüyorum ben. Eğer bu şekilde devam ederlerse, dünyaya parmak sallamaya devam ederlerse, önce kendi içlerinde vurulacağını, kendi içlerinde büyük problemler yaşayacağının en büyük görüntüsü peki ve görselini aslında şu anda görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben polisin, ben son söz olarak şunu söyleyeyim bir hukukçu olarak, polisin ve güvenlik güçlerinin halka karşı yapmış olduğu orantısız güçten dolayı da Fransa'yı kınıyorum. Ne olursa olsun halka karşı yapmış oldukları orantısız güçten dolayı da sözde demokrasinin beşiği olan ve kendilerini her defasında çağdaş demokratik bir devlet olduğunu öne süren Fransa'nın da buradaki göstericilere karşı demokratik tepkilerini biraz aşmış olsalar da göstermiş olduğu tutumdan dolayı da bir hukukçu olarak kınıyorum. Şu sözden araya gidelim. Geçmişi barbarlık olan bir devletin medeniyeti de olmaz. Kısa bir ara diyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fransa'yı derinlemesine konuşmaya devam edeceğiz. Fransa'da birinci bölümle ilgili etnik sosyolojisi üzerinden yenilen tablo. Peki asıl operasyon nedir diye bakacak olursanız şöyle. İngiltere biliyorsunuz Brexit sonrası doğrudan Amerikan ittifakı içerisinde yeni bir planlamaya doğru yol almakta. Ve Avrupa'yı tehdit olarak da görüyorlar. Ancak asıl tehdit Pasifik'ten geliyor. Çin gerçeği var ve Çin Amerika'yı dışlama politikasına doğru gidiyor. Amerika güvenlikçi politikalar üzerinden alanını teminat altına almaya çalışıyor. Başkaldıran bir Avrupa değil, itaat eden, biat eden ve yönetilebilir bir Avrupa. Bu açıdan Fransa önemli. Fransa bu sürecin içerisinde böyle her ne kadar isyancı etnik yapıları, unsurları olsa da demokrasisine hiçbir zaman inanmadığımız bir gerçeğinde konuşmamızda fayda var. Peki birinci bölümde biz bunları konuştuk Ertuğrul Bey. Bu önümüzdeki süreçte Fransa'nın nasıl okunması lazım? Fransa bu olaylarla arada bir böyle bir prova yapılıyor. Amerika ve İngiltere tarafından önümüzdeki süreçte de çok kaşıyacak olarak gözüküyor. Ne olacak? Bizim yapmamız gereken şey Fransa'yı okumak değil bu saatten sonra. Bizim yapmamız gereken şey Türkiye'yi okumak. Hı hı. Gelişen jeopolitikte, değişen jeopolitikte ortaya koyacağımız strateji ne olacak? Biz 19. yüzyılda Fransa'dan başlayan bir akım ile dağıtılan imparatorluğun bakiyesiyiz. O Jön Türkler dedikleri, sözüm ona Türk milliyetçisi olan, ulus devlet yaratmaya çalışan ama niyeyse Atina'dan, niyeyse Paris'ten başlatılan bir Türklük akımıyla koca bir devleti mahvetmiş bir ulusun maalesef ki mazlum milletleriyiz. Biz 19. yüzyılda özellikle bir imparatorluğu yok yere elimizde olan imkanları kullanmadan doğrudan teslim olarak devrettik. Şunu diyebilirsiniz. Kurtuluş Savaşı'nı sen nereye koyuyorsun? Kurtuluş Savaşı'yla bu işin bir alakası yoktur. Tamamen siyasal olarak biz dünya jeopolitiğinde maalesef stratejiyi doğru oturtamadık.
Bakın, siz Kurtuluş Savaşı vermiş olabilirsiniz. O savaştan galip de gelmiş olabilirsiniz. Fakat galibiyetin getirileri nerede diye sorduğumuzda maalesef boş bir çuvalla karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 19. yüzyılın ilk çeyreğinde özellikle Osmanlı dağıldıktan sonra bilinçli olarak Türk devletleriyle kesilen irtibatı tekrar kuramadı. Ama sorsam biz savaş kazanmışız. Ama sorsam biz Lozan'a İzmir'i Yunan'dan temizleyerek kazanarak gitmişiz. Yahu adama sormazlar mı? Sen Türk devletleriyle, Orta Doğu'yla o bağını kesip ekonomik olarak, siyasi olarak, teknolojik olarak kendini budamalarına izin nasıl verirsin? Türk devlet teşkilatlarını biz... Buna şaşırıyor musunuz? Yani düşünün ki CIA'nin ofisi bir dönem, bu acı gerçek de olsa, sizin Dışişleri Bakanlığınızda bir gözlemci statüsü vardı. Sizin Genelkurmay Başkanlığınız birilerinin tahkimindeydi. Sizin hükümetleriniz büyükelçiler vasıtasıyla yönetiliyordu. Yani hangi akıl üzerinden Türk dünyasıyla bir bağ kurmaya çalışacaksınız? Eğer zamanında iradesini, bu milletin iradesini birilerine ipotek eden Eğer zamanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti fırsatlarını kaçırmasaydı, İsmet İnönü gidip orada Balkanlarda, Ege'de, Akdeniz'deki haklarımızı, ya bir adam düşünün ki Çanakkale'deki iki tane adayı unutup sözleşmeye yazdırmasın ya. Böyle bir insan devlet yönetti. Bir adam düşünün ki Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne koyduğu paralardan dolayı Türkiye'de fabrikaları kapattı. Marshall Sözleşmesi dediğimiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir savaş kazandı ama o savaşın getirilerini elde edemedi. Lozan tapu değildir, Montreux tapu değildir. Bunlar bizim acziyetlerimizdir. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin budanmış kollarından arta kalanlardır. Mezopotamya'yı, enerjinin ve tahılın deposunu, dünyadaki deposunu kopardılar. Petrolü kopardılar. Bizi Balkanlardan uzaklaştırıp Avrupa'nın dışına ittiler. Araya Kürdistan devleti kuracağız diye İsrail'i oraya yerleştirip Irak'taki operasyonlarla bizim Arap coğrafyasıyla olan bağımızı kestiler. Bizim Türk devletleriyle olan o jeopolitik açısından güzergah anlamında en önemli noktalardan biri olan Karabağ'ı götürdüler, Ermenistan'a verdiler. Şimdi tüm bunlar olurken Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yaptı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti önüne konan paralardan dolayı gitti fabrikalarını kapattı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yaptı? Gitti NATO'ya 1950 yılında teslim oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yaptı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Lozan'la, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Montreux'de elinde olan tüm jeopolitik avantajları Batı'ya teslim etti. Biz 19. yüzyılda, yani yeni dünya düzeni oluşurken maalesef kendimizi Batı'ya teslim ettik. Batı'ya hapsettik. Şimdi iş döndü dolaştı. Nereye geldi? Tekrardan dünyanın kaç kutba ayrılacağı noktasında bir yol ayrımındayız. Fransa'sı, Çin'i, Rusya'sı, osu busu biz ilgilendirmez. Burada Türkiye ne yapacak? Ben hep şunu söyledim. Yine söylüyorum. Bir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu pozisyondan yararlanıp bir kere Montreux'un ticari gemilerle ilgili hükümlerini iyileştirme değil, yok sayacak. Gerekirse Montreux'den çıkacaksın, yok sayacaksın. Montreux'den ben çıkarım. Rusya düşünsün, ABD düşünsün. Onlar birbirleri hallederler. Biz peki, bu yüzden Paşamızdan buradayken stüdyoda konuştuk. Montreux'dan çekildiğimizde, Boğazlar Sözleşmesi'nden çekildiğimizde Türkiye bir NATO üyesi ülkesi konumundadır. Bu açıdan NATO ile ilgili Türkiye ilişkilerini veya Karadeniz politikası üzerinden bir risk olarak görmüyor musunuz? Görmem, neden görmem? Bakın. Sistem hiç değişmez. Real politik dediğiniz şey ama gücünüze göre size hayat verir.
Bak, real politik dediğiniz şey size hayat verir. Dünya, özellikle Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu kolektif birlikler yüzünden mahvoldu. Özellikle Avrupa mahvoldu. Şu anda Türkiye'nin uyguladığı denge politikası dediğimiz esasında o Avrupa'nın oluştuğu dönemlerde, o Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yeni dünyaya açıldığı dönemlerde uyguladığı denge politikasıdır aslında. Yani sizin ortaya koyacağınız projeler veya fısıltılar sizin kuvvetinizdir esasında. Yani bugün bizim Montreux'den, bugün bizim Lozan'ın işimize yaramayan hükümlerinden biz çıkıyoruz, bu sözleşmelerde yokuz dememiz, tamam mı, bize bir zarar vermez. Bu konjonktürle ilgili söylüyorum, bakın. Eğer NATO eski gücünde olsaydı, eğer Rusya eski kuvvetsiz günlerinde kalsaydı, NATO'nun içerisinde bir güvensizlik sorunu var zaten. Doğu Asya eskisi gibi güçsüz olsaydı Türkiye'ye bu teklifi yapamazsın. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti 19. yüzyılda kaybettiği tüm stratejik hamleleri geri kazanmak şansına sahiptir. Siyasi liderlerinize ne kadar güveniyorsunuz? Burada siyasi liderlere güvenme herkes veya Erdoğan güvenmeme... kadar milli ve yerli olacak mı? Yani şöyle, yani devlet bunu politikada... dünyada olmadığını görüyoruz. Yani De Gaulle'le başlayan bir milliyetçi Fransa'dan Macron'la Avrupa Birliği yanlısı, Amerika'yı NATO yanlısı, Amerika'yla iyi ilişkiler kurmaya çalışan bir sistemi görüyoruz. Türkiye de buna dahildir. Ama önemli olan burada bir devlet aklı oluşturabilmektir. Bürokraside özellikle bu bilgi akışı ve bilgi sürekliliğini politika sürekliliğine çevirmektir. Bunu yapabilirseniz zaten 19. yüzyılda darmadağın olan devletin en azından fikri imparatorluğunu geri getirmiş olursunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu fikri imparatorluğu geri getirmek durumundadır. Fransa'da yaşanan olaylar, Rusya'da yaşanan olaylar bize neyi gösteriyor? Tekrardan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne fırsat doğmuştur. Bu fırsatı biz kaçıramayız. Fransa'da olaylar çıktı. Üzüldün mü? Yok. Daha çok yansın. Arabalar yansın. Beni ilgilendirmez. Ben Türk'ün ve Müslüman'ın... Fransa'nın geleceği açısından kaygılı mısınız? Yok, inşallah kışa doğru daha çok araba yakarlar, ısınırlar. Rusya'da gazı kesecek ki hiç umurumda bile değil. Fransa'da, Almanya'da, hiç Avrupa'nın hiçbir ülkesinde, Amerika'da dahil, hiç kimseye ne üzülürüm, hiç kimseyle ilgili ne endişe duyarım. Mazlum insanlar hariç, onları ayrı tutuyoruz. Biz Müslümanız. Ama burada siz yıllarca bize mezalim uyguladıktan sonra bizim kalkıp da tekrardan sizin bu oyunlarınıza karşılık efendim adalet, hukuk devleti yok, o işleri geçeceksiniz. Devletin güçlü ise hukuku uygulayabilirsin, demokrasin sağlam olur, milletin arasında eşitlik sağlarsın. Devlet güçlü değilse sen ancak sömürge olursun. Türkiye sömürgeydi. Kimse birbirini kandırmasın. Türkiye sömürge bir ülkeydi. Bugün bu sömürge ülke olmaktan kurtulmanın fırsatı gelmiştir. Türkiye'nin bürokratları, Dışişleri Bakanı iktidarı önlerine bu zamana kadar imzalanmış olan uluslararası sözleşmelerin tamamını koyacak. O sözleşmelerde aleyhimize her ne varsa, bak her ne varsa, Fransa'daki bunları değiştirecek. Bu kargaşa ortamından Avrupa'nın bir çözüm noktada bulunduğu bir dönemde Türkiye özellikle yarın öbür gün bu gibi konulara muhatap olmaması için ne yapması gerekiyor? Bak ben de reis gibi söyleyeyim, endişeliyiz tabii, izliyoruz. Öyle mi? Tabii izliyoruz, endişeliyiz. Ama bizim burada uyguladığımız politika önemli. Bak niye önemli? Şimdi tabii Avrupa özellikle 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı kısa aralıklarda devam etti ve nüfuzunu yitirdi. İş gücüne ihtiyacı vardı. Bir de sende gitti, de doğurganlık oranı düştü. Yani böyle gidecek olursa sen de Avrupa'dan beter olacaksın. Doğru doğru. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu Avrupa ülkelerinin gittikleri sömürgelerden iş gücü anlamında getirdikleri insanlar o ülkelerde entegre edilmedi. Asimile edildi. Bak asimile tehlikelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı, ondan önce
Selçuklu asimile politikası izlemedi. Fatih Doğru. İstanbul'u fethetti. Dedi ki kiliseyi onarın. Doğru mu? Dedi ki herkes kendi dinini yaşayacak. Asimile yok. Entegre etti. Türkler ve Müslümanlar hep mazlum milletleri devletlerine entegre ettiler. Entegre ettiğinizde o milletler size asla ihanet etmezler. Ve hiçbir şekilde toplumsal ayaklanma riskiyle karşı karşıya kalmazsınız. Ha, bugün Fransa'da yaşananları tekrar söylüyorum. Bir mülteci veya bir Cezayirli'nin öldürüldüğünden kaynaklı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Yani bu noktada oradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin tıpkı İran'a yaptığı gibi, tıpkı Mısır'a, tıpkı Libya'ya, Lübnan'a yaptığı oyunların benzeri ya kopyası. Yani o kopyayı almış, buraya koymuş. Ha, demek ki dünyada bir akıl tutulması var. Demek ki dünya bunu okuyamıyor. Yani 2008'den başlayan, Arap Baharı ile başlayan bir süreç, her ülkede aynı şeyi yaptın, her ülkede de tuttu. Bir tek İran'da tutmadı. İran'da niye Türkiye'de tutmadı? Türkiye'de tutmadı. Türkiye'de yapamadı. Türkiye'de olmaz. Türkiye'de yapamazsın. Bak, Türkiye'de madımağı yapmaya çalıştılar. Türkiye'de Kürtlerle Türkleri, Alevilerle Sünnileri birbirine düşürmeye çalıştılar. 1960 yılından beri Türkiye'nin üzerine yüzde neredeyse onlarca projeyi gerçekleştirdiler ama. Yani her türlü ama bunu başaramadılar. Sahaya indiklerini ama görüyoruz. Ama bunu başaramadılar. Niye başaramadılar? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti Müslüman Türklerden ve Müslüman Kürtlerden oluşmuştur. Bizim medeniyet köklerimize baktığımızda her zaman birliktelik vardır. Ya İslam'da kardeş olmuşuzdur. Evet. Ya da bugünkü gibi vatandaşlık bağıyla kardeş olmuşuzdur. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde vatandaşların birbirleriyle sorunu yok. Çünkü bizde hiçbir zaman sömürge kültürü de olmadı, emperyal bir kültür de olmadı. Hiçbir zaman biz bir zulmeden pozisyonda olmadı. Bu noktada bizim burada bir çekingeye ihtiyacımız yok. Ama tekrar söylüyorum, bu pozisyonu doğru okumak gerekiyor. Eğer doğru pozisyon almazsanız problem yaşarsınız. Siz eğer Amerika'nın Dışişleri Bakanı'nın Çin'e gidip Çin Devlet Başkanı'yla el sıkıştığını okuyamazsanız, ertesi günü Rusya'da Wagner olayının nasıl patladığını ortaya koyamazsanız, o zaman ne yaparsınız? Güncel, aktüel olaylarla durumu yorumlamaya çalışırsınız. Bu da sizi geriye götürür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün yapacağı şey, tüm uluslararası sözleşmeleri önüne koyacak, konjektüre bağlı olarak avantajlarını bir tarafa koyacak, değiştirmek istediği her ne varsa Güvenlik Konseyi'ne gidecek ve diyecek ki ben bunu değiştireceğim. Başka yolu yok bunun. Ben bunu değiştireceğim. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti Allah aşkına ya, bir Vietnam kadar olamıyorum Allah aşkına ya. Kafayı yiyeceğim. Ben bazen hakikaten diyorum ki ya, bu kadar aciziyet bize nasıl öğretildi? Ya bir Vietnam... Ya bunun ana sebebi sizin siyasi iş dinamitleriniz olamaz mı? Yani Batı politikalarının esaretinde siyaset yapanların akıl tutulması değil mi? Yani ama niye bakın, bunu çok görüyorsunuz? Biz bunu yaparken topluma şunu pompalarsak olmuyor işte. Türkiye NATO'dan çıkarsa ne olur? Yani. Türkiye Rusya ile yaparsa hiçbir şey olmaz. Bak, hiçbir şey olmaz. Herkesin kolu kanadı kesik. Bugünkü konjonktürde... Yani içinde bulunduğumuz süreç bir fırsat mı? %100 bir fırsattır. Bugünkü konjonktürde Türkiye'nin tüm düşmanlarının kolu kanadı kesiktir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti aksine büyüyen bir devlettir. Bu pozisyonu değerlendirmeyip ne yapacaksınız? Hangi akılcı siyaset ve politika sayesinde büyüyen bir devlet konumuna geldiniz? Burada Türkiye'nin uyguladığı en önemli şey ne biliyor musunuz? Ama bu düne kadar uygulanmadı. Bugüne kadar uygulanmadı, uygulanamaz. Çünkü 10 yılda bir darbe yaptılar. Bugün Soner... Yalçın mı? Yalçın bir köşe yazısı yazmış. Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. Diyor ki, ben diyor tatilde çok düşündüm. Ulan biz yıllardır anlatıyoruz senin düşündüğünü. Şunu düşünmüş. Demiş ki ya Kılıçdaroğlu niye böyle acaba demiş, tamam mı? Sonra şunu bulmuş. Demiş ki Kılıçdaroğlu oligarşik bürokrasiyi partide oluşturdu. Tabii Kılıçdaroğlu da önceden devlet disiplini altında memurmuş, siyaseti bilmiyormuş. Onu yeni anladılar. Tamam mı? O devlet disiplininden gelen alıştığı bürokratik oligarşiyi aslında itiraf ediyor.
ne mal olduklarını aslında itiraf ediyor. CHP'nin ne mal olduğunu itiraf ediyor. Millete nasıl zulmettiğini. Yani bunun yeni bugün, farkına vardılar. Bugün iktidar olmamalarına rağmen, o günlerde iktidar olmamalarına rağmen nasıl bu millete zulmettiklerini aslında itiraf ediyor. Bürokratik oligarşiye alıştırılmış bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun o zihniyetten kopamayıp bugün CHP'yi tekrardan bir bürokratik oligarşik sisteme dönüştürdüğünü, bu yüzden de üyelerin ve milletin çekil git noktasındaki taleplerini görmezden geldiğini daha yeni anlamış beyefendi. Peki. Tamam mı? Şimdi CHP buydu işte. Bürokratik oligarşiyle kurulan, askerlerin kurduğu bir sistem size ne getirebilir ki? Bu cümleden ben sözü alayım mı? İsmail Bey şunu, Türkiye'nin içerisindeki bulunduğu süreç Avrupa'nın lider krizi yaşadığı bir dönem. Yani ne derler, uluslararası vizyon sahibi olmayan liderler dönemini yaşıyor. Neredeyse bir çapulsuz Avrupa'dan bahsediyoruz. Başsız bir Avrupa'dan, serseri mayına dönüşmüş bir Avrupa'dan. Peki Türkiye bu fırsatı nasıl değerlendirmeli? Yani bir kere tabii hiç kuşkusuz şu anda Avrupa'nın yaşadığı bir fetret dönemi var. Yani liderlik boyutunda bir fetret dönemi var. Çünkü Batı karizmatik liderden yoksun. Yani ama mesela Amerika'da, İtalya'daki devlet başkanı Meloni bayan. Yani, ilginç bir milliyetçidir. Evet. Türkiye'deki sosyal demokratların yerini tutan bir güce sahip. İtalyan çıkarları noktasında çok akılcı politikalar ve yaklaşımları var. İlginç bir karakteri şimdi, var. Şimdi biraz farklı bir figür olarak ortaya çıktı diyebiliriz. Fakat şöyle söyleyeyim, yani bizim kastettiğimiz o evet bir iyi bir retorik, bir hitabeti çok güçlü anladığım kadarıyla. Cesaretli bir bakış açısı da var. Cesaretli bir bakış açısı var. Hitabeti yüksek. Fakat tabii bunun belirli bir zeminde kendisini ortaya çıkarabilmesi için bir sürece ihtiyacı var. Yani buna dair belki bir ufak bir ışık veriyor fakat bunun belli testlerden geçmesi lazım. Yani bu liderlik karizmasının, gücünün bir zor sınamalardan, testlerden geçerek de kendisini kanıtlaması lazım ki o kitleler önünde tabiri caizse bir efsanevi bir karaktere bürünebilecek bir zeminde kitleler üzerinde hipnotik bir kabiliyete sahip bir lider pozisyonuna gelebilsin. Bunun için bence daha çok fazla zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum. Peki. Şimdi tabii başka bir taraftan da şey vardır. Yani ben hani bugün Avrupa'ya veya işte Batı'ya baktığım zaman şunu da görüyorum. Yani Avrupa'nın bu az önce ifade ettiğim o parçalı yapısı içerisinden hepsinin verdiği bir özgürlük mücadelesi vardır. İç savaşlarla birlikte oluştukları bir iç özgürlük mücadelesi vardır, değil mi? Buna Amerika Birleşik Devletleri de dahildir, Fransa da dahildir, İngiltere de dahildir ve Almanya da buna dahildir. Çok gariptir mesela. Ben bu özgürlük mücadelesinde bu sarı yelekliler olayları gündeme geldiği zaman bir yazı yazmıştım. İşte dedim ki Filik Bones'inden sarı yeleklilere Fransa'daki olayların üzerine bir yazı. Şimdi çok garip. Mesela Filikler biliyorsunuz Eskişehir, Afyon bölgesinde yaşamış. Filik Vadisi eski. Bugün orada yaşayan bir Anadolu medeniyeti. Dolayısıyla onların bir başlığı vardır mesela, Filik başlığı ve o Filik başlığı bugün Avrupa'nın Fransa'daki ihtilalin de 16. Louis'nin kafasında da onu gösteren mesela fotoğraflar vardır, resimler vardır, o bir semboldür. Bugün Amerikan özgürlük bayrağında da aynı bone vardır. Dolayısıyla hatta biz bunu şeyden de biliriz, yani bu çizgi film Şirinler diye bir çizgi film vardı biliyorsunuz. Şirin Baba'nın başında da o boneden vardır. Dolayısıyla bu bir özgürlük sembolüdür. İşte şimdi bakıyorsunuz devletler Frigya bonesiyle başlığıyla bir özgürlük arayışı içine gitmişler ve bugün hala onların bir sembolü halinde ortada dururken onlara karşı da kitlelerin hareketi de sarı yelek. Veya işte farklı semboller. Şimdi biz bir yandan da bir semboller savaşı var. Yani burada kimin kazanıp kimin kazanmayacağını tabii ki gerçekten de zaman gösterecek. Fakat mesela ben öyle zannediyorum ki hani Napolyon'u hatırlayın mesela. Napolyon yani Batı'daki bugün liderlerin en büyük sorunlarından bir tanesi ki bugün CHP'de de ben o yüzden de son dönemlerde 16. Louis ile bizim Kılıçdaroğlu arasında çok bağ kurdum yani. İnanılmaz benziyorlar. Yani böyle cuk cuk cuk. Hakikaten.
Dolayısıyla o zeminden baktığımız zaman mesela bunun şimdi Napolyon'un üzerine güzel bir yazı gider aslında. Tabii. Mesela bir şöyle Napolyon mesela çok önemli bir figür. İnanılmaz derecede bir karizmatik bir lider. Fransızları tabii arkasından sürükleyip götürüyor. Fakat aynı Napolyon başka bölgelerde batıyor. Napolyon çöllerde eseret altına düşmemiş olsaydı dünyayı istila ediyordu. Ama gittiği bölgeleri oraların kitle psikolojisini okuyamadığı için battı. Ama Fransızlar mesela Fransa'da bir efsanevi lider olarak ortaya çıkıp en sonunda giyotinle biten bir hayat mesela, değil mi? Mesela işte başka bir taraftan bakıyorsun, yani o Fransa'nın kendi iç mücadelelerinde verdiği şeylerde çok ciddi tecrübelerden de geçmiş bir taraftan Fransa. Yani şimdi bugüne taşıdığı bir hafıza var. Yani gerçekten de dünyaya özgürlükler taşımış, birçok noktada işte ihtilalle birlikte bir domino gibi bütün dünyayı sarmış bir Fransa'dan da netice itibariyle bahsediyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada kendi içlerinde, kendi yapılarında da ciddi problemleri var ve bunu nasıl aşacaklarını biz bilmiyoruz. Ben şöyle söyleyeyim, yani bu bugün evet Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın arasında da bir çekişme var, hiç kuşkusuz bunu görüyoruz netice itibariyle. Ve burada ben bir yandan da şunu söylüyorum, yani vaziyeti idare eden kurumlar, mesela vaziyeti idare eden kurumlardan bir tanesi işte bu Birleşmiş Milletler, bir tanesi NATO. Yani bu vaziyeti idare eden kurumlar kim adına vaziyeti idare ediyorlar? Amerika Birleşik Devletleri adına, değil mi? Yani şimdi bir düşünün, ya da o 5 daimi üye adına vaziyet idare ediliyor. Yani zayıflarla ilgili hiçbir şeyin hükmü yok. Ama söz konusu Amerika olduğu zaman bir bakıyorsunuz ki o Birleşmiş Milletler hemen durumu onlar lehine bir vaziyeti idare ederek onların lehine çevirmeye çalışıyor. Yani biz biraz da aslında NATO'ya ve Birleşmiş Milletler gibi bu tip uluslararası yapılara o hakim güçler üzerinden de bakmak durumundayız. Yani başka türlü bizim bu konuyu görme şansımız yok. O vesileyle hani bu uluslararası anlaşmalarda da şey vardır ya, rebus sic stantibus kuralı. Yani güçlülerin lehine, yani eğer şartlar değişti, anlaşma değişti. Öyle kim işletiyor bunu? Türkiye'nin pozisyonu bu mu? İşte kim işletiyor bunu? Güçlü. Bu rebus sic stantibus kuralını işleten kişi güçlü devlettir. Amerika'dır. Kim güçlüyse. Yani Montreux'da da Ertuğrul Bey diyor ya, bugün sözleşmeden istediğin gibi çekilebilirsin, güçlüsün. Güçlüysen çekilebilirsin. Ama güçlüysen Atatürk değişiklik yapmadım. Bakın ya. Atatürk 36'da değiştirmedim Allah aşkına. İşte şöyle, güçlüysen değiştirebilirsin. Gücün varsa. O yüzden bizim bugün, yani gücümüzü belli bir yere getirmeden, hani o Augustus eşiği dediğimiz bir eşik vardır ya. Yani devletler, Roma İmparatoru Augustus'tan gelen bir şeydir bu. Yani Roma'nın güçlü devlet olarak aslında uluslararası bir imparatorluk seviyesine dönüştüğü aşamadır Augustus eşiği. Ve dünyada şu ana kadar bilinen 3 tane imparatorluk var Augustus eşiğini geçebilen. Ve o Augustus eşiğinden sonra bir imparatorluğu dünyaya yayabilmesi için orada bir dinle buluşması gerekiyor. Mesela Roma Hristiyanlıkla buluştuktan sonra bütün bir bu anlamda çok güçlü bir uluslararası bir imparatorluk haline dönüşebildi ve birçok yeri alabildi. İslam'la birleşen imparatorluk bunu yapabildi. Bir de Çin bunu yapabildi. Dolayısıyla tarihte Augustus eşiğini geçmiş 3 tane büyük medeniyetten bahsediyorsak, imparatorluktan bahsediyorsak, burada bizim Çin'in hafızasını hafife almamız mümkün değil. Çünkü biz şunu biliyoruz, yani tarihinde bir yolu geçmiş, bir iz bırakmış, bir iz açabilmiş bir medeniyetin tekrardan o izi açabilip ve o izi takip edebilmesi çok kolay ve o mümkün. O derinliğe sahip olarak görüyorsunuz. Evet. Yani o yüzden de ben açıkçası Çin'in bu anlamdaki dünyada şu anda yeniden, tabii bir kara imparatorluğu olması hasebiyle belli handikapları vardır. Yani deniz imparatorluklarının, denizleri kullanabilme kapasitesi olan imparatorlukların gücü daha burada etkindir yani. Çin bu anlamda büyük bir coğrafi kıyı bandına sahip ülkelerin başında. Son dönemde bu etkinliğini kullanma gayreti içerisine ki, de giriyor. Harıl harıl tersaneleri çalışıyor işte, deniz altından lojistiğe kadar. Tabii bir mesela bir donanmayla bir deniz imparatorluğu olarak da, yani belki onu fark etmiş olabilirler yani buraya yönelik yeni bir hamleyle veya yatırımları oraya yönlendirerek. Çünkü sadece karada kaldığınızda ilerleme şansınız daha düşük. Bu cümlelerle yani ben bir Serdar Bey'e sözü vereyim. Tabii ki. Peki Serdar Bey, Türkiye açısından bu Avrupa'nın içerisinde
bir çıkmazda olduğu dönem bir fırsat olarak düşünülebilir mi? Yani Türkiye uzunca bir süredir dediğimde 5 senedir zaten fırsat alanlarına doğru açılımları yapıyor. Hı hı. Ancak Türkiye'nin gücünün sınırları var. Yani İsmail Bey de şunu söylemek istiyor herhalde. Yani Çin bir medeniyet olarak, Çin bir daha önce başarmış bir medeniyet olarak ve dünya üzerindeki gücü olarak buna daha fazla aday. Türkiye'nin belki dengeli politikasını sürdürmekten başka bir yolu yok ki ben son Bakanlar Kurulu'nu o dengeli politikanın bir göstergesi olarak gördüm. Yani şimdi Mehmet Şimşek eğer iktidar değişimi olmuş olsaydı ve Mehmet Şimşek Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının, yani Kemal Kılıçdaroğlu eğer seçimi kazanmış olsaydı ve Mehmet Şimşek Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmuş olsaydı, biz burada Mehmet Şimşek'in batıya yakın olduğunu, hani Kemal Derviş politikalarını devam ettiren bir isim olduğunu belki söyleyecektik. Türkiye burada yani şunu kabul etmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu zaman bir tampon devlet olarak kuruldu. Rusya'nın sıcak denizlerine inmesini engelleyecek. İşte Suriye'de olduğu gibi büyük göç akımları olduğu zaman bir süzgeç işlevi görecek. İleri jandarması olacak. Böyle kurgulandı. Ve kurgulanırken bir alfabe devrimi yapıldı. Alfabe devrimiyle de gençliğin geçmişiyle buluşması engellenmek istendi. Ve süreç içerisinde millet bu çizilen çerçevenin dışına çıkıp tarihi şuuruna kavuşmaya başladığı anda da darbeler meydana geldi. Dolayısıyla Türkiye uzunca bir süre devam eden zincirleme darbelerin etkilerini yavaş yavaş atlatıyor. Şimdi Ankara'da gazetecilik yapan bizler çok iyi biliyoruz ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bürokrasideki karşılığı son derece düşük. Anayasa Mahkemesi raportörünün Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında neler söylediğine dair haberleri okumuşsunuzdur. Evet. Yani Ankara'da pek çok bürokrat aslında Sayın Recep Tayyip Erdoğan zihniyet dünyasında dışişlerinde de böyle. Diplomatların aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın zihniyet dünyasında önemli bir bölümü çok uzak tuttuğunu biliyorum. Yani Türkiye bence o dönüşümün birdenbire kafa tutalım, şunu yapalım, bunu yapalım noktasının uzağında olması Türkiye'nin potansiyel gücüyle alakalı değil. Türkiye daha iş dengeleri kuramadı. Bakın bir cumhurbaşkanı seçimi yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu başarısız değil mi? Yani evet. Kemal Kılıçdaroğlu başarısız. Seçimi kaybetti. Yüzde kaçla kaybetti? %48'e, %52. Yani %47,5 halen var. Tamam ya, 47,5, 48. Peki hangi söylemlerin sahibi Kemal Kılıçdaroğlu? PYD terör örgütü değil. PYD'nin bize ne zararı var? LGBT'ye destek veren bir Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına hayır diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Mavi ve vatan yani politikasına karşı çıkan Türkiye'nin bir Kemal Kılıçdaroğlu. Diken diken, milyonlarca insanın tüylerini diken diken eden tavırların sahibi Kemal Kılıçdaroğlu, beğenin beğenmeyin, Cumhurbaşkanı seçimde %47,5, %48'i çıkartabiliyor. Bu tabii ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkanlar daha çok ihmal edilmiş kesimler. İhmal edilmiş insanlar. İhya edilmiş insanlar değil. Yani bürokrasi, üst düzey bürokrasi değil. Bugün Rahmi Koç'la Ali Koç, Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte Sayın Sanayi Bakanı ile birlikte misafiriydi. Külliye'ye gittiler. Yani Rahmi Koçlar değil. Eğer seçim Kılıçdaroğlu tarafından kazanılmış olsaydı Rahmi Koçların, Ali Koçların bugün neler diyeceğini biliyorum. Ama TÜSİAD son 22 senede gücü azalan değil, gücü gittikçe artan bir şey, organizasyon. Yani TÜSİAD üyelerinin toplam ticaret hacmine bakın, bir de MÜSİAD'a bakın, ASKON'a bakın, kıyas kabul etmez. Dolayısıyla Türkiye içerisindeki dengeler Türkiye'nin potansiyel gücünü yansıtmıyor. İşte Türkiye
780 bin kilometrekarelik böyle bir ülkedir. Tarihi derinliği vardır. Ama bu tarihi derinliğinin siyasetteki karşılığı olması gereken gibi değil. Maalesef böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Biraz evvel bir şey söylediniz Sabri Bey. Dediniz ki Türkiye'nin nüfusu hızla yaşlanıyor. Evet. Evet. Hani çok kötü. Türkiye'nin güçlerinden biri de genç, dinamik nüfusu. Bu nüfusla uzun süre biz gururlandık ve dedik ki Avrupa çok yaşlanıyor, sosyal güvenlik mekanizmaları çökecek, Avrupa'nın geleceği karanlık diyorduk ki önüme TÜİK rakamları düştü. Bakın TÜİK rakamlarına göre kaç yılında? 2001 yılında Türkiye'nin nüfusu 65 milyondu o zaman. Doğum sayısı ne kadar? 1 milyon 323 bindi. 65 milyon. Peki Türkiye 2022 yılında 80 doğum sayısına 1 milyon 35 bin. Yani nüfusu 20 milyon artmış ama doğum sayısı azalmış. Bu ne demektir? Türk açısından ciddi bir sorun. Evet, ciddi bir sorun. Bak, bakın Türkiye İstatistik Kurumu toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2.38'miş. 2022 yılında 1.62'ye gerilemiş. Yani artık insanlar çocuk yapmak istemiyorlar. Bakın genç hanımefendilerde evlenme yaşı, ortalama evlenme yaşı yine TÜİK rakamı 26.7'ymiş 2001 yılında. 29.2'ye çıkmış. Yani 30 yaşında. Çok ciddi bir soru. Şimdi bu ne demektir biliyor musunuz? Türkiye önümüzdeki süreç içerisinde çok büyük bir yaşlanmış nüfus problemiyle karşı karşıya. Yani zaten yani emeklileri... Bu da Sosyal Güvence Kurumu adı altındaki bir yük olarak İtalyanlardan daha beter olacağımız anlamına gelmektedir. Bakınız Avrupa, Avrupa Birliği ülkeleri nüfus yaşlanmasını durdurmuşlar. Hatta birazcık mesafe almışlar. Türkiye'de hızlı bir şekilde yaşlanıyor. Bunu da zaten bir önceki Aile Bakanı ifade ediyordu. Kara Avrupa'sından 4 kat hızlı yaşlanıyoruz diyordu. Bakın 28 Şubatçılar ne yapmak istediler? Biliyorsunuz bütün darbeler gibi 28 Şubat darbesi de dış kaynaklı bir darbeydi. Tıpkı 12 Eylül 80 darbesi gibi, 60 darbesi gibi, 27 Nisan muhtırası gibi bütün darbeler dış desteklidir, dışarıdan planlanmıştır. Diyorlardı ki Türkiye'nin nüfusunun azalması lazım. Türkiye'nin nüfusu çok fazla. Baş aktörlerden biri de Türkan Saylan'dı. Serdar abim bir turu tamamlayalım. Süremiz kalmadı. Bir araya gideceğim. Zeki Bey'e de ben bir söz hakkı vereyim. Ben şunu söyleyeyim. Türkiye'nin potansiyel gücünü, tarihi derinliğini temsil edecek bir bürokratik yapıya sahip değiliz şu an. Peki. Bir diplomat yapısına sahip değiliz. Bir üniversite yapısına sahip değiliz. Bir think tank kuruluşları yapısına sahip değiliz. Bir eğitim yapısına sahip değiliz. Altyapısına sahip değiliz. Nüfusumuz hızla yaşlanıyor. Boşanmalar gittikçe artıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu potansiyelini harekete geçirip ben süper gücüm diye ortaya çıkabilmesi için bu büyük handikaplarını bir şekilde halletmesi gerekiyor ki halletme yönünde de ciddi adımlar atıldığını ben maalesef göremiyorum şu anda. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasına dayanan, büyük karizmasına dayanan ve onun etrafındaki bazı yine karizmatik bazı isimlerin sırtlanmasına dayanan bir yapı var şu anda. Liderlik domine ediyor. Serdar abi, altyapı domine etmiyor bunu. Teşekkür ediyorum. Sağ ol Serdar Bey. Zeki Bey, Türkiye açısından bir fırsat mıdır Avrupa'daki çözümsüzlük? Şimdi Sabri abi şöyle bir şey var. Biraz önce hocam İsmail Bey de şöyle bir şey söyledi. Augustin eşiği diye bir eşik var biliyorsunuz. Bu da eğer güçlü olursanız güçlü olduğunuz şeyde kaybettiklerinizi, zayıf olduğunuz dönemde kaybettiklerinizi kazanma imkanı sağlar. Şimdi ben Ertuğrul kardeşimiz güzel söylüyor. Diyor ki işte biz Boğazlar Sözleşmesi'ni ortadan kaldıralım. Ama Türkiye bu Augustin eşiğini geçmiş veya yakınlaşmış bir durumda değil. Elbette ki kaldırabilirsiniz. Elbette ki bunu tek taraflı olarak feshedebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman Montreux Sözleşmesi'ndeki bütün haklarınızı da kaybedebilirsiniz. Böylelikle hani tabiri caizse güzel bir söz vardır.
Çarşıdaki pirince giderken evdeki bulgurdan da olmak diye bir deyim var. Hı hı. Bugün bunu Rusya kendisinin çok güçlü olduğunu hissettiği ve bunu Kırım'da denedi. Baktı ki dünya ses çıkartmıyor. Sonra bu aslında Rusya'ya gel yapıldı. Sonra dedi ki ya Donetsk bölgesi var, o da bize ait dendi. Sonra aslında bizim Soçi de bize ait dendi. Sonra bir baktık ki Rusya şu anda ne halde olduğunu hep birlikte görürüz. Yani gördüğümüz şey şu aslında, Rusya'nın aslında çok tehlikeli bir serüvene doğru sürüklenmeye başladı. Ve gerçekten bölgesinde bir güçken, dünyada bir söz sahibiyken kendi içerisinde dönmüş, hatta paralı askerleri tarafından vurulan, hatta darbe girişimi olan 15 Temmuz'u bizim 15 Temmuz'umuz yaşadı yakın bir zamanda Rusya. Dolayısıyla hani şöyle bir durum söz konusu. Elbette ki bizim sadece Boğazlar konusu değil, 12 adalar konumuz var, Kıbrıs var, Girit var, Mora var, Kerkük var, Gürcistan, Batum, biliyorsunuz o bölgelerde bizim düne kadar bizim topraklarımız olan alanlar var. Bırakınız bunları. Daha düne kadar biliyorsunuz ki işgal altında olan ve Türkiye'nin de büyük katkılarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da burada büyük bir kahramanlık yaparak kahramanlık örneği gösterdiği, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın da iradesiyle Dağlık Karabağ bölgesinin %80'i azatlığa kavuştuğu, esaretten kurtulduğu, yaklaşık 35-40 yıldan beridir esaret altında olan Dağlık Karabağ özgürlüğüne kavuşmuş oldu. Ancak dikkat ederseniz siz de bu konuları çok iyi analiz eden birisiniz Sabri abi. İran'dan bir açıklama geldi geçen hafta. Zengizor geçidiyle ilgili olan kısımda Türkiye çalışma yapıyor ve İran, hani diyoruz ya 1699 Kastır-Şirnaz anlaşmasıyla sınırlarımız çizilmiş olan, o günden bugüne çok fazla büyük sorun yaşamadığımız İran ve kaldı ki nüfusu 85-90 milyonu bulan ve bunların içerisinde 45 milyonu Türkmenlerden oluşan İran dedi ki bu Zengizor geçidinin açılmasını bir savaş sebebi sayarım dedi. Ve bunun açıklamasını resmi olarak yaptı biliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin böyle maceraya atılacağı veya kendisini tehlikeli sularda yüzeceği bir nokta da değil. Evet, güçlü olabilmeniz için adımlar atılması gerekir. O yönde ilerleniyor. Evet, burada özellikle kendi konjonktüründe, kendi coğrafyasında iyi işler yapıyor. Mısır'da bugün biliyorsunuz Büyükelçi yeniden açılıyor ve Büyükelçi düzeyinde artık temaslara başlandı. Bizim hep şöyle bir şeyimiz var. Türkiye zamanında evet reaksiyon gösteriyor ama komşularıyla da işbirliğinde, tarihteki kökleriyle, oradaki halklarla olan ilişkilerinde her zaman belli bir ilişki kurmuş. Tarihi boyunca da gerçekten bu konjonktür içerisindeki yönetmiş olduğu devletler veya topraklardaki insanların hep bir sempatisine mazhar olmuş bir ülkeden, özellikle son dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı inanılmaz bir sempati var bu bölgelerde. Buradaki liderlerin kendi asmane tutumları olsa bile halkı her zaman sevdi ve sevmeye de devam ediyor Türkiye'yi, Türk halkını, Cumhurbaşkanını. Nihayetinde bakın işte Türkiye'nin şu anda geldiği nokta şu: çevresiyle barış içerisinde olmaya çalışan ve yeniden söz sahibi olan ve bölgesinde de söz söyleyebilecek bir noktaya doğru ilerlerken Türkiye'nin önünü kesmek için bir takım atraksiyonlar da yapmıyorlar değil işin doğrusu. Ama şu anda gerek Orta Doğu'daki, gerek bu Körfez ülkelerindeki, gerek Mısır ve Kuzey Afrika'daki etkinliklerinden dolayı Türkiye inanılmaz bir yol kat ediyor. Ha, bu ne zaman olur? Gelelim sorunuza. Bu bir fırsat mıdır? Hayır. Fırsat değil, zamanı değil. Zamanlaması doğru olmazdı bu işin. Ama şunu yaptı. Bakın şöyle çok özür diliyorum abi. Unutmadan söyleyeyim. Geçenlerde fark ettiniz mi? Gemilerin tonajlarının geçişinde Türkiye inanılmaz bir artış yaptı ve dedi ki artık bundan sonra kusura bakmayın her bir tonaj başına şu kadar ücret ödeyeceksiniz dedi. Hatta bildiğim kadarıyla %300-400 civarında bir artış yaptı. Bir araya gideceğiz, ondan sonra sizden kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Evet değerli izleyiciler, birinci bölümde Fransa'yı konuştuk. İkinci bölümde Türkiye'nin gelecekteki fırsatları ne olmalı veya fırsatı nasıl değerlendirmeli, bunları konuştuk. Bunları konuşurken özellikle konuklarımız, yorumcularımızın çok farklı bakış açıları vardı. Bu bakış açılarına göre de Türkiye'nin gücü nispetinden bir fırsatı değerlendirmesi gerekti. Peki Zeki Bey ile başlayacaktık ama Zeki Bey birazdan sözü vereyim. Ben Ertuğrul Bey'e sözü vereyim. Ertuğrul Bey, bu fırsatlar kısmı üzerinden özellikle güç önemli. Güçlerin demokrasisi ve güçlerin hukukları. Bu önümüzdeki sürece dair böyle tavsiye niteliğinde ne olmalı? Şimdi bir sıralama yapayım. Yani ne demek istediğimi anlatmak anlamında, bağlamında. Bugün dünyada oluşan yeni sistem aslında tekrardan bizi Soğuk Savaş'ın iki kutuplu dünyasına götürmekte ve aslında bunu da Amerika Birleşik Devletleri tekrardan organize etmeye çalışmaktadır. Bugün bir 50 yıllık planlama da elinde yeni bir yol haritası. Kesinlikle yani o sürece tekrar çekmeye çalışıyor. Avrupa, Asya, Doğu Asya tekrardan kuvvetlenmeye çalıştıkça Amerika Birleşik Devletleri bunun önüne geçmeye çalışıyor. Türkiye tekrardan kuvvet bulmaya çalıştıkça Amerika Birleşik Devletleri bunun önüne geçiyor. Şu an dünyada iki akım var. Birincisi globalciler, bir diğeri milliyetçiler, yani yerelciler. Biri federalciler, bir diğeri konfederalciler. Şimdi bu aradaki savaş dünyanın seyrini belirleyecek bir savaştır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın seçimi kazanmasındaki en önemli etken neydi? Ben dedi ki tekrardan Amerika'yı güçlü yapacağım. Tekrardan dedi Amerikalıları güçlü yapacağım dedi. Suriye'den çekileceğim dedi, Afganistan'dan çekileceğim dedi, Irak'tan çekileceğim dedi. Bu vaatleri ortaya koydu. Ama Amerika'nın devlet aklı ona izin vermedi. Çünkü Amerika artık kendi bölgesini ve çıkarlarını korumak adına geri dönemeyeceği bir emperyal sistemin içerisinde. Belki kendileri de dönmek istiyorlardı. Emperyalist, emperyal paylaşımcı olur. Biraz emperyalist. Emperyalist sistem diyelim. Belki kendileri de dönmek istiyor geriye. Hı hı. Ama artık öyle bir noktadalar ki dönüş dahi Amerika'nın mahvına yol açabilir. Bu şimdi, özellikle Ertuğrul Bey şuna belki biraz farklı yorumda katılabilir. Birçok analizcinin yorumladığı konu şöyle. Amerikan ekonomisi artık beslenme noktasında küresel sermayenin sırtına yük oldu. Taşımayacak bir kapasiteye geldi. Küreselcilerin bu anlamda yeni güvenli limanlar, daha az tüketici ve güvenilir bölgeler aradığı kısmı üzerinden birleştiklerini görüyoruz. Yani dünyayı yöneten küreselci ailelerin yeni rol ve yol haritaları nerelerdir galiba? Burada Çin eksenli bir yeni mekanizma devreye giriyor. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Hı hı. Hiç böyle hayal kurmaya falan gerek yok. Peki. Eğer Amerika, Rusya ve Çin diyelim, Avrasya bloğu, hı hı, ikisinin karşısına üçüncü bir güvenlik bloğu çıkarılmazsa Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şekilde konumunu güçlendirecek mi? Bu söylediğiniz kaçınılmaz noktalarda ne sermayenin bir noktaya toplanmasına izin verir, hı hı, ne siyaseten herhangi bir başat ülkenin çıkmasına izin verir. Bunun tek şartı üçüncü bir güvenlik topluluğu oluşturmaktır. Başka yolu yoktur bunun. Dönüp bakalım. Daha yeni Afganistan'dan çekilmedi mi? O bölgede ne yarattı? Türkiye'ye kadar etkisi vurdu. Göçmen politikalarıyla birlikte dağılan bir sosyoloji, dağılan bir ekonomi mahvetti. Dönüp bakın Güney Kore'ye, dönüp bakın Vietnam'a, dönüp bakın Irak'a, dönüp bakın Suriye'ye. Amerika Birleşik Devletleri girdiği kadar çıktığı yerlerde de bilinçli ve planlı olarak
bir dezenformasyon yaratıyor, bir çukur yaratıyor ve bölgenin ekonomisini, istikrarını, askerini, teknolojisini, huzurunu o çukura atıyor. Amerika'nın çekilmek dahi bir plan dahilindedir. O yüzden NATO üzerinden kurduğu tahakkümü kırmadan... Beyaz Adam'ın izleri orada kalıyor, öyle mi? Tabii ki. Amerika'nın NATO üzerinden kurduğu tahakküm, özellikle güvenlik anlamında diyorum, kırılmadan hiçbir şekilde hiçbir devlet kendini ekonomik veya teknolojik anlamda kuvvetli bulamayacaktır. Bu bağlamda ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa güvenlik topluluğunu desteklemelidir diyorum. Bunun için üçüncü bir kuvvet oluşmasına öncülük etmelidir. Bu bir siyasi akıldır. Bu bir stratejik akıldır. Bu noktada korkulacak hiçbir şey yoktur. Çünkü bunu kimse unutmasın. Bugün dünyada hiçbir büyük devlet bir başka büyük devlete savaş açamaz. Nükleer silah kullanamaz. Hiçbiri. Hem Kore'de hem Vietnam'da. Özellikle Kore'de. Niye? Amerikan gibi bir psikopat devlet kullanabiliyorsa onun karşısında, onun karşısında da bu denli bir psikopat çıkamaz mı? Amerika'da kullanamaz. Çünkü tüm ilişkiler birbirine girmiştir. Japonya'da kullanmasının sebebi Japonya'ya saldırmak değildi. İkisi farklı şeylerdir. Amerika Birleşik Devletleri Kore'ye girdiğinde Rusya dedi ki ben nükleer silahı kullanacağım ama kullanamadı. Bugün dünyada nükleer silah kullanabilecek güçte hiçbir devlet yoktu. Çünkü her devlet ekonomik olarak birbiriyle artık bağımlı hale gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı vurduğu zaman, Japonya'yı vurduğu zaman, Afrika'da herhangi bir yeri vurduğu zaman tüm jeopolitik etkilenecektir. Bu bağlamda bitiriyorum. Bir kere Türkiye artık iki kutup arasında kalmamak için yeni bir strateji oluşturmak zorunda. Peki, tüm uluslararası sözleşmeleri masaya koyup aleyhine olan tüm hükümleri revize ederek jeopolitik olarak bölgesel merkezi devlet olmak durumundadır. Avrupa güvenlik topluluğuna destek vererek dünyadaki üçüncü bir kuvveti oluşturup arada denge politikasıyla kendi lehine olan bir jeopolitiğe oturmak durumundadır. Tüm bu noktalarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu başarabilirse biz bu süreçten 19. yüzyılın aksine kuvvetli bir şekilde çıkmayı başarırız. Peki Zeki Bey'e ben bir süre vereyim. Zeki Bey, özellikle Türkiye bu fırsattan nasıl değerlendirilmeli? Bir dönem Almanya, İtalya, Türkiye ve Fransa dörtlü bir ittifak Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı kapsamında Avrupa'nın yeni ordusunun teşkil edilmesiyle ilgili bir çalışma yapmıştık. Kaç yılında? 2013 yılında, daha sonra bu değiştirildi. Sadece Avrupa Birliği üyeleri ülkesi olması gerekir dendi. İngiltere de bu süreci yönetti. Peki tekrar bu olasılık olabilir mi? Dünyanın önemli güç unsuru haline dönüşmesi için bir fırsat olabilir mi? Abi şöyle, öncelikli olarak şunu belirtmemiz gerekiyor. Dünya bir özellikle pandemiden sonra yeni bir döneme girdi. Hani Türkiye'nin bir dönem kamyondan önce ve kamyondan sonra diye bir deyimi vardı biliyorsunuz. Artık dünyanın bir pandemiden önce ve pandemiden sonra diye bir deyimi var. Şimdi her alanımız ve her alışkanlığımız değişti. Sadece ekonomik alanda değil, kültürel anlamda, sosyal anlamda, siyasi anlamda, askeri anlamda birçok şeye değişime hızlı bir şekilde tanıklık ettik. Şimdi şöyle, Türkiye bu fırsatları değerlendirebilir mi? Türkiye bu fırsatları aslında değerlendiriyor. Yani itidalli olarak yapıyor. Mesela şimdi ben önümde siz şey yaparken, konuşurken ona bakmıştım. Montreux Sözleşmesi'ne göre, Boğazlar Sözleşmesi'ne göre ilk güncelleme bu gemi geçişleriyle ilgili olan kısımda 39 yıl sonra 2022'de yapılmış. O kadar çok cüzi bir şey alıyormuşuz ki aslında
ücret alıyormuşuz ki bu 0.0 bilmem kaç liradan 4.42 dolara çıkartılmış ton başına olan kısım. Sonra yine 2023 yılında yeniden bir güncelleme gelmiş. Bakın bu güncelleme yapıldığı zaman devletler, uluslararası devletler, burada geçiş yapan dünyanın birçok ülkesindeki devletlerin gemileri buradan geçiş yaptığı için söylüyorum. Nihai neticesinde hiç kimse bir sesini çıkartamadı ve şöyle diye düşündü. Bu bir ayarlama. Dolayısıyla Türkiye bu konuyla ilgili böyle kamuoyunda ya bunu yapamazsın, edemezsin, bu senin hakkın değildir gibi bir anlayış olmadı. Şimdi Türkiye bu süreç içerisinde baktığımızda, özellikle pandemiden sonra herkes içerisine kapandığında, bugün mavi vatan dediğimiz olaylarla ilgili olan kısımlarda, Suriye'deki sınırlarla ilgili olan kısımlarda, Libya'daki anlaşmamız, özellikle bu Kıbrıs'taki Kıbrıs plakaları dediğimiz hatlardaki doğalgaz arama çıkartma olanlarda, Karadeniz'deki doğalgaz, biliyorsunuz şu anda doğalgaz pompalanıyor ve doğalgaz çıkartılıp Türkiye'ye veriliyor ki Türkiye kendi doğalgazını %40'ına üretir mi noktaya geldi. Tendürek Dağı'nda çıkan petrolün bakanlığımızın yapmış olduğu bir açıklamaya göre söylüyorum, doldurup bir şeyde arabaya konulabilecek kalitede ve rezervde olduğu, inanılmaz büyüklükteki bir rezerve ulaştığı ilgili olan kısımlarda Türkiye hem içeride hem dışarıda bu şeyden, konjonktürden faydalandığını düşünüyorum. Yani şöyle bir şey var. Biliyorsunuz petrolün çıktığı her yerde Sabri abi problem olmuştur, sorun olmuştur ve belki Türkiye'nin zayıf noktalarındayken petrolün çıkartılamaması Türkiye açısından lehine olmuş bir noktadır. Ama şu anda giderek güçlenen ve hem ulusal hem uluslararası alanda da söz sahibi olan bir ülke haline gelmiştir. Dolayısıyla baktığımızda inanılmaz gelişmeler olmaktadır. Yani bakın, Türkiye sadece dışarıdaki düşmanlarla uğraşmıyor, İçerideki ahmaklarla da uğraşıyor. Bakın hani içerideki düşmanlardan vazgeçtik. Adam diyor ki, örnek veriyorum, araba yapıyorsunuz ama diyor, uçak yapıyorsunuz ama diyor, SİHA yapıyorsunuz ama diyor. Ya şimdi ne yaparsanız yapın, yol yapın ama diyor. Ve öyle bir muhalefet anlayışı da var ki Türkiye'de, biliyorsunuz. Diyor ki köydeki insanlar bize oy vermedi. 500 lira para alıyorlar. Bunları harcayacak yer bulamayınca enflasyondan da ekonomik krizden de etkilenmiyorlar. İşte bu kafa, bu mantalite maalesef Türkiye'nin önündeki en büyük gelişim. Yani bunlara rağmen Türkiye büyüyor, gelişiyor. Dışarıdaki fırsatı, dışarıdaki imkanları, dışarıdaki kargaşadan yararlanarak, daha doğrusu devletlerin birbirine düşmesinden ve karizmatik liderlerin olmamasından, zayıf liderlerin şu anda büyük ülkeleri yürütüyor olmasından, belki bizim için bir kader, bir kısmet, yani ben şansa inanmıyorum ama bahta inanıyorum. Bu bir baht meselesi ve Türkiye şu anda yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ben Türkiye'nin yeni yüzyılın daha da güçleneceğini, bu imkanları daha da kendi lehine kullanarak büyüyeceğini düşünüyorum. Bakınız, Türkiye seçimden önce, hemen biz çok unutkan bir milletiz. Yunanistan Ege kıta 12 milyon 12 bine çıkartacağını söylemişti, biliyorsunuz. Bu noktayla ilgili olan kısmı da daha 3-5 program önce, biliyorsunuz, bunun tartışmasını yapmıştık. Demişti ki eğer bu 12 bine çıkartırsa siz İzmir'de ayağınızı suya bile sokamazsınız. Örnek veriyorum size. Şimdi bugün eğer Yunanistan susmuşsa, artık böyle 12 milyon falan bahsedemiyorsa, Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada onların bir beklentisi vardı. İşte Türkiye'de iktidar kaybedilecek. İşte altılı masa, yedili masa, onlu masa şeklinde insanlar gelecek. Dolayısıyla da kendi amaçlarını gerçekleştirmiş olacaklardı. Mavi vatandan vazgeçilecekti. Belki Karadeniz'deki doğalgaz haklarımızdan vazgeçilecekti. Dolayısıyla bunlara baktığımızda bile abi, biz şu anda Türkiye'nin bu imkanlardan, fırsatlardan faydalandığını, emin adımlarla ileriye gittiğini, inanılmaz işler yapıldığını, başarıldığını da görüyoruz. Görmeye de devam ediyoruz. Bakın şöyle diye düşünün. Eğer son Türkiye bu durumda değil de Batı eski gücünde olsaydı, pandemiden önceki gücünde olsaydı, sizce Tendürek Dağı'nda petrol çıkartılabilir miydi abi? Karadeniz'de doğalgaz araması yapılabilir miydi? Akdeniz'de doğalgaz araması yapılabilir miydi? Mavi vatan konusu gündeme gelebilir miydi? Dolayısıyla senin İHA, SİHA'n yapılabilir miydi? Bunlar bile şu anda Türkiye'nin bir kazanımı olarak görüyorum. Ama bu şu demek değil, hani biz de kendi kendimize gaz vererek hadi yürü bakalım Viyana'nın kapılarına dayanalım, Montreux'u da kabul etmeyelim, yırtalım bu kağıt parçasını, gemileri geçirtmiyorum diyemezsiniz. Burada şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz Kanal İstanbul projesi var.
Karın İstanbul projesinin yapılmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Hem güvenlik geçişinin sağlanması hem Türkiye'nin lehine olacak olan işlemlerin yapılması, bu sadece bugünün bir projesi değil. 80 yıllık, 100 yıllık bir proje olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye bu noktadan sonra eğer majör bir hata yapmazsa yolunda emin adımlarla ilerleyeceğini düşünüyorum. Özellikle son biliyorsunuz Bakanlar Kurulu'nda halkta bir katkı karşılığı olduğu inanılmaz bir pozitif bir enerji oluştu. Bugün ben Ticaret Bakanımızın yanındaydım. Ticaret Bakanımızla da görüşürken hani gerçekten çok güzel bir şey sordu. Ya bize doğruyu anlattı. Yani biz burada evet çalışıyoruz. Ben sadece 4 saat uyuyabiliyorum ve bu millet için çalışıyorum. Ve gerçekten elimizden gelen yapıyoruz ya, gerçeği yapabiliyor muyuz? Dışarıdaki algısı nedir diye sorunca gerçekten çok duygulandım. Dedim ki yani bakın şöyle bir durum söz konusu. Kendisinin, milletinin hizmetinde olan ve bu konuyla ilgili sorgulayabilen, ya acaba yaptıklarımızla ilgili olan kısımlarda ne kadar iyi yapıyoruz diye. Ve kendisine şunu söyleyeyim yani gerçekten umut var olan bir yapı oluştu. Türkiye'de bir karşılığı oluştu bu Bakanlar Kurulu'nun hepsinin. Ben ekonomik alanda, adalette ve özellikle eğitim alanında yeni dönemde çok daha iyi işler başarılacağını umut ediyorum. Bu da halkımız için gelecekte bütün yapıyla bütünleşerek güçlü bir Türkiye, bölgesinden kudretli bir Türkiye ve hem İslam alemi hem de Türkiye Cumhuriyetleri açısından da abilik yapan bir ülke haline gelecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İsmail Bey? Şimdi sevgili Şahsuvar, şöyle diyelim yani hani programın isminden mülhem, biraz da toparlayıcı olsun, biraz derin kutunun derinine da çok dalmayalım sona doğru. Dalalım zaman, mı? Dalmayalım bu sefer. Fazla zamanımız kalmadı. Zaman kalmadığı için çok da fazla derinin kutunun derine dalmadan biraz toparlamaya çalışayım ben. Ya bir kere mesela şöyle insanı bütün kültürel kodlarından ayırıp bütün yani şu etinin kemiğinin dışında ve onun biyolojik yapısı dışındaki her türlü etkiden arındırdığınızda aslında insanın çok temel kodları var. Yani insan denen varlığı aslında bu İtalyan filozof Vico'nun da dediği gibi yani her insanın o kekeleme dönemine bir gidebilirsek o zaman biz taşları yerine daha rahat bir şekilde, net bir şekilde koyabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bir defa çok net bir kural var. O da şu. 3 aşama vardır. Mesela yani iki devlet arasında savaşın olmaması için 3 temel aşama var, değil mi? Ya savaşamayacak kadar zayıf, ya savaşamayacak kadar güçlerin dengede olması, ya da savaşamayacak kadar güçlü olmaları. Yani bu 3 aşamanın dışında sürekli savaş olabilir. Yani denge kimden yana bozulursa, bu 3 aşamanın dışında denge kimden yana bozulursa öbürü öbürünü mutlaka alt etmeye çabalayacaktır. Onun elindekine konmaya çalışacaktır. Çünkü devletler çok pragmatik yapılar. Yani netice itibariyle onlar arasında böyle duygusal olarak birbirine verilmiş taahhütlerin bir geçerliliği yok. Yani merhamet üzerine falan da işlemiyor netice itibariyle. Ve biz şunu da biliyoruz yani devlet kardeş kabul etmeyen bir yapı olduğu için yani kardeş olacak ki o zaman ancak bir yapı oluşabilsin. Bir de devletin tabii ilk nüvesinin oluştuğu aşamayı biz biliyoruz, değil mi? Devlet önce dost düşman ayrımı yaparak ortaya çıkar bir millet. Yani kendisine bir dost düşman tanımı yapabiliyorsa devlet olma yolunda ilk adımı atıyor. Sonra liderini buluyor. Sonra da onun hakkını dostlarına ve düşmanlarına karşı savunuyor. Veya işbirlikleri yapıyor. Temel mantık bu. O yüzden bir defa bizim her şeyden önemlisi, her şeyden evvel bir de şöyle tarihinde hiç köle olmamış, kölelik tatmamış, esir olmamış ve her zaman bir devleti olmuş bir millet olmanın getirdiği o ruhun yüceliğini ve mücadeleciliğini de yanımıza alarak. Çünkü şöyle bir yine temel koddan bahsediyorum. Biraz yine Frantz Fanon'u hatırlayayım. O şunu diyordu. Mesela köle veya sömürge toplumlarının sömürgeciye karşı en pasif ve ilk isyanı nedir? Tembellik. Hı hı. Yani mesela ona karşı bir gücü yok. Savaş yapamıyor. Bunun farkında. Ne yapıyor? Tembelleşiyor. Aklını ve bedenini kullanmıyor. Diyor ki eğer diyor ben bedenimi ve aklımı kullanırsam kime hizmet edeceğim? Hı hı. Sömürenime. O yüzden bakın sömürge toplumların hepsi fakirdir. Ya, bir de, bugün Fransa 14 ülkeyi sömürüyor. Yani, işte, tek ama başına. Fakirdirler. Çünkü çok en minimum düzeyde hareketlerini devam ettirirler ve tembellikle isyanlarını ortaya koyarlar. Anlatabiliyor muyum? Mesela diktatörlük ülkelerine bakın, diktatörlerin toplumu da öyledir.
Mesela ben bazen bizim bu CHP'li geçmişimizi, darbelerle ilgili geçmişimizi de biraz oraya bağlıyorum. Niye bu ülke geri kaldı? Çünkü bu ülkenin, milletin, bu toplumun insanları da darbeciye karşı en büyük tepkiyi tembellikle verdiler. Doğru. Akıllarını ve bedenlerini kullanmak istemediler. Onlara hizmet etmek istemedikleri için. Pasif kaldılar. Bu da bir isyan da aslında. Bu da bir fatura. Ve bu, ama neticede bu faturayı kim ödedi? Yine biz ödedik. Biz ödedik. Ha, şimdi öbürünü başka devlet işgal ediyor. Darbeci veya diktatör de kendi ülkesinde aynı şeyi yapıyor. Diktatörlerin ülkesinde de fakirlik çoktur. Niye? Çünkü adam niye çalışsın ki? Darbecinin toplumundaki insan mesela bir hareket ortaya koyduğu zaman tasvip etmediği bir lidere hizmet etmiş olmuyor mu? Onu anlamayan, onun yanında durmayan, onu sömüren bir darbeci, bir diktatör. Öyle değil mi? Çünkü hani burada yine bir şeyi hatırlayalım. Çok daldırmayalım dedim ama bir yandan da şimdi Etienne de Laboti'yi nasıl hatırlamayacaksın yani? Şimdi o ne diyordu? Diyordu ki eğer diyordu mesela sen ona ayak, el, kol olmuyorsan o zalim senin şehrine nasıl geldi? Peki son cümle hocam. Dolayısıyla kime el ayak olduğumuz, kime göz kulak olduğumuz çok önemli. O vesileyle bu temel kodlardan hareket ederek bizim evet bu coğrafyada şu anda önümüzde çok ciddi fırsatlar açılmıştır. Özellikle pandeminin darmadağın ettiği, vidalarını söktüğü bu kadim düzen, o kadim cedid mücadelesi gibi bir şey vardır ya, puzzle yeniden karılmaya müsait hale gelmiştir. O vesileyle bu fırsatı biz aklımızla, o köle olmamış o ruhumuzla başarabilirse bir karar vardır, başaramasak yazıklar olsun deyip gideceğiz. Peki, kendimize. Ne çok teşekkür yani? Göklerden ama gelen, öyle görünüyor ki işaretler güçlü. Göklerden gelen karar vardır dediğimizde tam da bu bu da tarihi bir fırsat. Serdar abim şöyle birkaç dakikayla özetler misin? Türkiye açısından yani yeni vizyon ve fırsatlar. Yani tabii fırsatlar var ve engeller var. Tabii Türkiye'nin önümüzdeki süreç içerisinde bundan nasıl baş edeceği, bu gelişmeleri nasıl fırsata dönüştüreceği meselesi önemli. Rusya-Ukrayna Savaşı mesela Türkiye'ye bir fırsat alanı açtı. Türkiye tahıl koridoru görüşmelerindeki öncülüğüyle, etkinliğiyle aslında dünyanın her tarafıyla görüşebilecek ve bütün sorunların çözümünde aktif rol oynayabilecek bir ülke olduğunu gösterdi ki bu şu anda çok kıymetli bir şey. Çünkü köprüleri atmamış bir ülke. Tabii her sistemin en güçlü tarafı aynı zamanda en zayıf tarafı. Sürekli olarak bu programda da karizmadan bahsedildi. Yani şu söylendi. Türkiye'nin başında çok karizmatik bir lider var. Başka ülkelerde bu pek yok ya da çok az var. Şimdi tabii liderlik vurgusuna bu kadar bağlı ve bağımlı hale gelen Türkiye'nin önümüzdeki süreç içerisinde 2023'e kadar öyle ümit ediyorum ki takım oyununa daha çok vurgu yapan. Bunları da güçlendirmesi gerekiyor. Evet. Evet, takım oyununa vurgu yapan. Çünkü yani bir kelime beni çok bıktırdı artık. Tensiplerine. Bakkal dükkanı açacak Sayın Cumhurbaşkanı'nın tensiplerine arz diyor. Yani o kadar şey ki bir kişiden güç alan, bu iyi bir şeydir ama kişiye dayalı sistemler de bir yere kadar giderler. Kişi çok fazla vurgulanıyorsa, mesela Kemalistler bunu yaptı sürekli olarak. Yani tarihteki Atatürk'e vurgular yaparak kendilerini ayakta tutmaya çalıştılar. Bir baktılar ki kendileri bir şey üretemiyorlar. Yani üzerine çıkamıyorlar. Yani bugün CHP'nin en büyük problemi nedir? Tarihteki Mustafa Kemal Atatürk'ün üzerine çıkamamak. Dolayısıyla o da tarihte kaldı. Bitti yani. Mustafa Kemal Atatürk vefat etti. Yani 1938'de vefat etti ve artık yok. Siz üzerine bir şey koymanız lazım. Yani Atatürk oraya getirdiyse sizin o karizmatik liderin daha ötesinde bir şeyler yapmanız lazım. CHP ben şu anda Serdar abi daha önemli. Bu denli hizmet çıtasını yüksek tutan bir liderin vizyondan bahsetmek lazım. Şimdi evet bunu biz sık kullanıyoruz. Karizmatik lider, işte başka kelimeler de var vesaire. Oysa bu karizmatik lideri lider yapan ekibi ve ekibin içerisindeki yetişmesi gereken liderlere biraz dikkat etmek lazım. Veya bundan sonra kim yetişiyor diyebilmek lazım. Yani şu, yani onu üretecek bir sistem. Şimdi bakıyoruz mesela Sayın Hakan Fidan bir ışık veriyor. Selçuk Bayraktar bir ışık veriyor. Yani Türkiye hiçbir şey üretmiyor değil. Ama
Ben yani Türkiye'de kurumların işbirliği ya da takım oyunu bilincinin şu anda geliştiğini görmüyorum. Yani epeyce o noktanın gerisindeyiz. Birincisi onu sağlamak lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na bu kadar karizmasına vurgu ve Türkiye'nin en büyük gücünün Sayın Cumhurbaşkanı'nın karizması olduğunu söylenmesinden herhalde Sayın Cumhurbaşkanı da çok hoşlanmıyordur. Yani o da hani geçen gün basket oynuyordu. Takım oyununu ister. Yani takım oyunu kurmak ister. 2028'e kadar bunu yapabilecek miyiz? Tabii Fransa'da Fransa'yla başladık. Fransa'da işte Cezayirli bir gencin işte başına gelenden sonra çıkan olaylar. Şimdi Türkiye'de de şu Suriye meselesinin bir an evvel çözülmesi lazım. Ve Türkiye'nin aldığı göç, Türkiye'nin hazmedebilme kapasitesinin, siyasetinin de hazmedebilme kapasitesinin, çünkü zarar veriyor siyasete de, ve güvenliğin de hazmedebilme kapasitesinin çok üzerinde. Biraz evvel doğum rakamlarının hızla düştüğünü söyledim. Evet, bizler bir çocuk sahibi oluyoruz, iki çocuk sahibi oluyoruz. Çoğumuz artık çocuk bile istemiyoruz ama Türkiye'ye dışarıdan gelenler, yani Suriye'den ve diğer yerlerden gelenler çok çocuklu. Bu bir tehdit midir? Aşırı bir doğurganlık var. Evet, aşırı bir doğurganlık var. Bu arada izleyicilerimizden biri bir mesaj atmış. Serdar Bey'e çok teşekkür ediyorum diyor. Sık sık bu konuyu dile getirmesi için önemsiyorum demiş. Koç Holding yönetim kurulu başkanı, daha doğrusu şeref başkanı Rahmi Koç, nüfusu 80 milyon kişiye doğru gidiyor. Bu bize büyük bir ayak bağı oluyor. 50-60 milyon kalsaydık çok daha zengin olurduk söylemleri de bence önemli ve manidar sözlerdir. Son bugün, cümlenizi alayım hocam. Bugün Rahmi Koç ile Ali Koç külliyeyi ziyaret etti. Evet. O da önemli bir şey. Hani Fenerbahçe tribünlerinden hangi sloganların atıldığını, gezi olaylarında hangi güçlerin arka planda olduğunu vesaire hatırlayanlar için manidar. Tabii ki bu eğer hani seçimi Sayın Erdoğan kaybetmiş olsaydı ne yapacaklarını biliyoruz ama hadi geçmişin hesabını tutmayalım. Önümüzdeki süreç içerisinde... Görünüm köyde close istemiyor hocam. Onu da söylemekte fayda var. Önümüzdeki süreç içerisinde ne yapacaklar? Ben son olarak şeyi söylemek istiyorum. İşte